Arkadaşım. Merhabalar. Yaklaş mikrofona. Çok mutluyum şu an. Dediklerimi harfiyen yap. Müdür. Müzisyen, dediklerimi harfiyen yapma müziği çal. Sen de öyle eğlen dur. Kaç sene oldu bir film çekeceksin. Hocam sen bizi delirteceksin. Konuşuyorsun anlamıyor. Yap diyorsun yapamıyor. Uyanmazsan mevzuya genç öleceksin. Fellini'nin feleğini şaşırmışsın. Garanti Tarantino hayranısın. Yazık hocam sana. Bir kendine baksana. Senden ne köy olur ne kasaba. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Ver selamını. Arkadaşım gel. Hoş geldiniz. Trafiğe rağmen geldiğiniz için teşekkür ediyoruz hepinize. Benim bir özel işim olduğu için kalamayacağım. İyi eğlenceler. Şaka mı bu? Evet. Böyle mi yapacaksın programın sonuna kadar? Yok işte buna gelen tepkiye göre şakanın dozunu arttıracağım ya da indireceğim. Barış sen ne yapıyorsun orada? O bir film seyrediyor. Aynı DVD'yi mi seyrediyor? Küçük gözünü bozar ama. Onun büyüğü makbul. Pislik yapma. Barış değil mi? Yapma böyle pislik yapma. Sana evin, diyorum sana evin, kel olan sen yapma pislik. Ha. Evet. Çağır çocuğu otursun geliyorum. Piyanoya ve başlayalım. Aa huzurlarınızdan minik. Evet. Heh. Minik dur orada. Arkadaşım sen huzurlarınızda minik derken sağ ayağının parmak ucunda tam 180 derece geri dönersin. O seninle mikrofon arasından geçer. Sağ ayağımın parmak ucunda... Tam 180. Evet. Ama sen şimdi minik, sen tekrar çıktığın yere gir, o oradan çık. Arkadaşım, seyirci, pislik yapma. Çıktığın yere girmek, perdenin arkasına geçmektir. Evet. Yeşildir perde. Sen de mi yeni anladın, ***'lı müzisyen? Ne kafanı sallıyorsun? Aklayıp... Seyirci bir susun. Evet. Sen şimdi ve huzurlarınızda minik derken, evet parmak ucu. Ama o parmak ucuna dönerken... Diğer ayağının tabanını görsün seyirci. Şey, Frank Sinatra dönüşü. Mesela arkaya tromboncu sen çal derken döner ya, o tarz. Frank Sinatra'nın hiçbir orkestrasında trombon yoktur. Ondan mütevelli. Neyse atıyorum ben. Evet, 3, 2, 1. Ağzındayız. Hoş geldiniz. Hayır ulan senin ağzındayız. İşte evet ben de bir... Kamera ağzında. Kamera ağzımda tamam evet, hazır. 3, 2, 1 ağzında. Huzurlarınızda minik. Yalnız... Olmadı niye oraya dönüyorsun geri? Beğenmediği şey de 360 dönmem. Ya 180 de durdursana kendini. Durduramıyorum ben hep ileriyi... Tamam 160'tan başla 180'e gel sen de sol ayağın havada oradan gel müzisyen. 3, 2, 1 uzatmayın hadi yalla. Aradan geçer. Maşallah. Sen hiçbir şey olmamış gibi dön. Hiçbir şey olmamış gibi. Ne geçti acaba arkadan? Şu onu bir ben biliyorum zaten. Evet arkadaşım. Evet hocam. Hadi. Seyirci kalkmış bu soğuk havada evet. Ve trafikte huzurlarına gelmiş. Bakalım bizim salak ne hazırlamış. Oo bir şey mi sergileyeceksiniz? Ben siz o yolda giderseniz ben de devam ederim. Evet, ne hazırladın seyirciye? At mikrofonu arkaya göster. Ayı, ekmek teknen o senin. Ekmek teknesi atılmaz öyle. Yok, atılır da monitöre çarparsa sıkıntı olabilir. Özür diliyorum. Evet. Ne hazırladın? Hiçbir şey. Soyun. Prodüksiyon getir buna. Kasket getir. Atkı getir. Ceket tarzı şeyler getir. Evet, ceket tarzı mı? Soyun. Soyunurken seyirciyi mutlu edecek hareketler yap. Öpebilir miyim sizi? Hayır. Sahneden yap hareketlerini. Seyirci gözünü senden alamasın. Soyunduğunun farkına bile varmasın. Evet. Tekrar seyirci öyle hareketlerle soyun ki soyunduğun anlaşılmasın. Evet. Dikkati aşağı çek.
Hiç önemli değil, hiç önemli değil. Önemli bir hareket değil, bunu yapan ölüyor. Evet, giy. Kolları arkaya getir. Evet, sok içine. Hayır, hayır. Çok özür diliyorum. Ben de artık bunu da benden istediyse dedim. Çok özür diliyorum, ben senin olduğunu görmedim. Özür diliyorum. Evet, tak kasketi, tak kasketi. Tak poşuyu da. Evet, nerelisin? Göztepe. Şu anda nerelisin yöresel olarak? Göztepe'nin ilk yerleşilen yani o... Hayır, otur mesela. Efendim? Otur. Öyle oturma. Şeye otur. Popon yere 15 santim, dizler önde. Yere 15 santim? Evet. O nasıl bir baldır kasıdır ya? Otur. Sırtında duvar var, oraya dayamışsın kendini. Evet, bana doğru dön. Ne oldu? Estetik değil. Tespihini al. Al. Yerde mi senin tespihin? Evet. Tamam, tespih çekiyorsun. O sırada önünden tanıdıkların geç. Ne yapıyorsun? Tespih çekiyor ama bu yeni. Tespih şakşaklatırsan çekilir. Şak şak yap. Şak şak. Önünden tanıdıkların geçiyor. Merhabalaş. Nasıl gidiyor? Hayır ulan. Öyle değil. Kafanla, gözünle, ağzınla... Onlar da böyle mi yürüyorlar? Hayır, hayır. Ha. Sen duvar dibinde oturuyorsun, onlara yukarıdan geçiyorlar. Evet. Geçiyor, evet. Geçiyorum ben. Hoca nasıl gidiyor? Gör beni. Ne yapıyorsun lan burada? Kusura bakma. Bitince hemen kalkacağım. Lan! Ne yapıyorum ki böyle? Duvar arkadaşım, dibi... duvara dayamışsın sırtını, oturuyorsun. Ha, işte sıçramasın diye herhalde. Çok özür diliyorum. Buraya kendisi getirdi. Ben... Arkadaşım, evet. Yapma şu pislikleri. Ben evet, yapıyorum. Ön sıra, pisliğe şey, daveti çıkarmayın. Evet. Şimdi kızın biri geçiyor oradan. Eskiden kıza aşıkmışsın. Sonra kız büyüyünce çirkinleşmiş, aşkın geçmiş. Tipik erkek mantığı işte. İğrenç. Evet. Kız da sana posta koyuyor. Ay bak, bu küçükken beni seven, büyüyünce de benden vazgeçen beyinsiz. Demek ki kız tek geçmiyor. Yanında biri var. Evet, ona söylüyor. Evet. Senin duyacağın şekilde. Evet. Aa, bu beyinsiz, o beyinsiz mi? Bunu galiba kız size söylüyor. Arkadaşım... Kız da sizin arkadaşınız mıymış? Arkadaşım... Evet. Kalk devreye gir, kızı gönlünü al, evet. Barış, kız ol gel. Gel kız ol. Hemen ol ve tıp tarihine geç. Evet, Barış sen bu taraftan gel, bu taraftan. Aramıza hoş geldin Barış. Sen otur, işine bak. Evet, kız geçiyor. Barış, sol tarafında diğer kız var, ona söylüyorsun. Aa, bu ben küçükken bana aşık olup büyüyünce, benim sivilcelerim çıkınca vazgeçen k***lı. Dur orada Barış, gitme. Sen de duydun, kalk şimdi. Nasıl gidiyor? Lan kızın gönlünü alsana. Sivilceden gir. Kız bana saydırdı. Ben niye onun gönlünü, o benimkini al. Ama sen burada s**sizlik yapan sensin. Sen gönlünü alacaksın. Ya kızı. Ne kadar zarif bir insansınız ya. Evet. İnsan ilişkilerinde gerçekten. Evet. De ki ben senin sivilcen çıkmayaydı. Konuyu oraya getir. 3, 2, 1 buyurun. Senin sivilcen çıkmayaydı. O zaman bir şeye benziyordun işte. Sivilcen çıktı. Aramıza hoş geldin. O kız, kız! Bana bak! Sivilcen çık... Ha, ona, o kız. Ha, ben o kız. Ona kızmıyorum. Aramızda bir sıkıntı yok. Evet, bir sıkıntı yok. Kız, sen de böyle yandan yandan sallanıyorsun. Evet. Barış, sallan hafif sinema. Hafif. Ondan sonra yarın öbür gün sivilcem geçerse, ben de 10 numara bir kız olursam, ben de sana bakmayacağım de. Ben derim senin yerine. Yarın öbür gün sivilcem geçerse, ben de 10 numara kız olursam, ben de sana Seni niye kameranın arkasına gömdüler oğlum? Sana ekmek burada. Arkadaşım, çocuk ben yaptığını yapıyor. Dalyan'ı sahnede şey yapma. Dalyan'ı? Seni önüne oturacaktık ama baktık ki Dalyan'a boş. Ellerini parmaklarına birbirine geçir, önünde salla. Ha, evet. Benim sivilcem yarın öbür gün geçecek. Ben de 10 numara bir kız olacağım. O zaman eğer sivilce dediğin buysa... O sivilce değil. Pislik yapma! Olayı bu hale siz getirdiniz. Bak, arkadaşım yapma, ne olursun. Bunu böyle yayınlayalım, kimse bana ya bir şey demez. Ya o kız, baksana kıza. Sen de bir sivilcesiz hayal et kızı şimdi. Bak yüzüne. Meğersem sivilcesi yokmuş. Sivilcesiz hayal edince ağzın burnun dağılır. Ya ben zamanında seni üzdüğüm için gerçekten özür diliyorum. Oysa ki işte o zaman insanın genç aklıyla daha çok fiziksel olarak... birbirine karşı kalbi değil de fiziksel olarak yaklaşıyor. Halbuki mesela... Ay der kaçar kız. Özür diliyorum. Kız kaçar.
Daha yani hayatın en güzel konuşmasını yaparken niye kaçırdın kızı? Evet, gir dükkandan içeri, çırağını gör. Gör çırağı. Süper saray burası ya. Hayır, hayır. Çırağını gör. Ben de çırağın olarak al. Evet, çırağı gör. Dükkanın girişinde posta koy. Çırakla hiç şey, çok sertsin. Merhabalar, merhaba canım. Şunu al. Çabuk, hemen taahhütlü yollayın. Ne? Posta koydum çırağına girerken. Öyle değil. Öbür türlü mü? Mail mi atayım? Evet, hayır, sinirli posta koyacaksın. Ha. Bak, ben sana koyayım bak önce. Seyirci, pislik yapmayın. Seyirci pislik yapmıyor. Sizin hamurunuzda var o. Arkadaşım. Seyirci yoğuruyor onu. Gel. Bana doğru gel bir adım. Şey, koy çocuğa postayı, gir içeri. Ne yapıyorsun sen burada? Krem satıyorum abi. Bu ne dükkanı burası? Saç kremi. Tamam. Yoksa hayallerim gerçek mi oldu dedim. Ama söylemiyorum çünkü bipliyorlar. Ay ne güzel, artık söylemeden de seyirciyle anlaşıyoruz. O benim dükkanım vardı ya, açmışlar. Ay çok mutluyum şu an. Evet, gel çırağa. Allah'ım. Koy postayı çırağa. Demek ki bir sonraki projeyi hiç konuşmadan beraberce paylaşabiliriz. Koy postanı. Çünkü genelde konuşulmuyor. Ne yapıyorsun sen burada bakayım? Krem satıyorum usta. Yavrum niye kapının dışında satıyorsun? Ne? Neydi? Kaval. Niye? Bu sizin akraban oldun. Ney dediğine göre. Arkadaşım konuş çocukla. Yavrum dükkanı içinde satacaksın. Dükkana, müşteriyi dükkana çekeceksin. Sen müşteriye çıkmayacaksın. O zaman daha ucuz gözükürsün. Sen dükkan içinde olacaksın. Öyle bir duracaksın ki müşteriye gel gel yapacaksın. Bir çocuğa göster bakayım. Al bir seyirci göster çocuğa. Al önden bir seyirci hemen çabuk. Abla gelin. Hanımefendi olur mu? Hanımefendi de olur. Hanımefendi. Bugün size zahmet olacak. Hoş geldiniz abla. Sağlık sigortanız var mı? Her an her şey olabilir. Yok, yalan. Merhaba. Hoş geldiniz. Mikrofonunuz var mı? Bundan sonra gösterilere gelirken mikrofon getirin lütfen. No. Estağfurullah, buyurun efendim. İsminiz ne hanımefendi? Ezgi. Ne? Tiyatroda Ezgi patlaması var. Evet. Ezgi, geliyorsun. Sen müşterisin. Senin çocukken 3 yaşına kadar saçın sarıymış, sonra siyah olmuş. Tekrar nasıl çocuk saçı çıkarttırırız için geliyorsun? Tamam. Onun için krem var mı? Tamam. Dolaşıyorsun. Kremciler çarşısı burası. Gör arkadaşım. Al bakalım. Çırağı göster. Bak nasıl müşteri içeri alınır. Şimdi beni takip et. Bak oradan müşteri geçecek, beni takip et. Ezgi sana şey seslenince çok kork. Sen çok korkak bir insansın. Her şeyden korkuyorsun. Ne yapıyorsun? Kapıyoruz. Öğle tatili. Arkadaşım yapma şunu. Gerçekten o kremi istiyorsa öğleden sonra gelirim. Arkadaşım. Her yer kremci. Evet. 3, 2, 1 buyurun. O zaman kapıyorum. Hayır aç. Evet, kıza kaş, göz, el, kol öyle şeyler yap ki içeride acayip bir şeyler var sansın. Evet Ezgi, sen de Barış'a doğru yürü. Buyurun. Allah'ım inanamıyorum, inanamıyorum. Her yerinde kıl çıktı. Ay! Yok yok, bir balık felsefesi. Her yerinde kıl çıktı. Kurban olduğum lisan. Ne saçma bir insansın sen. Ama zaten kendisi camdan girdi dükkana şu an. Ezgi, adamda kıl çıkınca sen niye korkuyorsun? Korkun dediniz. Sana bağırınca korkacaksın. Tebrik ediyorum. 7 yıldır hiçbir şey anlatamadım. Tek seferde sizi anladınız. Tebrik ediyorum. Bu memlekette bir şey olmaz. Korkmayın. Evet. Arkadaşım, sende niye kıl çıkıyor? Çünkü o krem kıl çıkartmıyor muydu? Hayır, kızın çocukken saçı sarıymış, sonra siyah olmuş. Tekrar sarı olmasını istiyor. Gidip boyatacak, oraya ellen biraz. Saçmalama, bu doğal olarak çıksın istiyor, 3 yaşındaki gibi. İçinden sarı çıksın istiyor. O zaman saçını yiyecek. Defi hacetten sonra rengine bakacak. Gel, gel Ezgi. Yap hareketini. Ya ona gelme, dükkanın camından içeri bakıyorsun vitrininden. Tamam. Bu salak bir şey yapacak. Vitrin önünde Ezgi, kör müsün? O zaman ben neredeyim? Sen içeridesin. Hangi vitrine bakıyor? Ya her yerin vitrin senin. Nasıl bir mamulsem? Maşallah. Evet, bak, bak. Bak vitrine. Hayır, ne yapıyorsun? Kremci orada, burası başka. Ne yapıyorsun sen? Biz geçen ay mamulleri değiştirdik. Ne satıyorsunuz? Krem satmayınca... Ne satıyorsun? Daha böyle eğlence unsuru, aksesuar. Ne? İşte... Arkadaşım, yapma şunları yap bak, lütfen. Bir şey yok, binicilik dükkanı burası. Ya kırbaç, eğer... Hayır. Veya... Olmaz. Lütfen. Tamam. Gözünü sevdiğim. Sen de Ezgi gir dükkana, hoş geldiniz diye içinden öyle bir çıkart ki kız... çok korksun,
Hemen otur, su içir. Tamam, 3, 2, 1 buyurun. Gel. Hoş geldiniz. Ay. Bağırma, ağzını bunu kırarım, bağırma. Lan müşteri öyle denir mi? Denir, kendini bilsin müşteri. Ya yapma. Herkes bu kapıdan giremez. Çok korktum. Gerçekten çok korktum. Siz yalnız mı geldiniz? Yalnız mı geldiniz hakikaten? Hayır. Kimle? Kardeşimle. Geçmiş olsun, büyük geçmiş olsun. Ben mesela gece sonunda unutacağım ama siz bir ömür boyu berabersiniz. Olsun, Allah sabrını da verir, olsun. Çok iyi gidiyoruz şimdilik, değil mi? Evet Ezgi, korkma. Sen onunla... Sus. Evet, sen onu oturt Ezgi'yi, oturt, su ver falan, damağını mamağını çek. Evet. Normal. Bir sandalye alabilir miyim? Evet, Ezgi oturt, su ver falan. Tam o sırada... Kalbim atıyor. Ezgi, bizim Ezgi. Ezgi ve annesi gelirler. Sahneye gelirler. Şöyle otur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir tane daha alabilir miyim? Yalnız bunlar 25 liradan 50 kuruş. Damağını çek kızım. Damağını çek. Komple alayım mı? Hayır, baş parmağının iç tarafını kızın damağına yapıştırıp yukarı çek. Ben niye bir kendi... Sen onları görmüyorsun. Ha, görmüyorum. Sen kızın damağını çek, onunla ilgilen. Yok, siz şöyle yaparsanız... Bir tane merdiven bulun hemen, merdiven getirin. Şimdi bizde krem yok ama bizim mamuller... Arkadaşım, sen onları görmüyorsun. Onlar ben dükkanın görmüyorum. Dışında. Hanımefendi, evet, görmüyorum. Evet. Ne oluyor? Bir şey söyleyeceğim, bu... Nuri, dükkanın içine niye koyuyorsun merdiveni? Bir Ezgi'nin olduğu yere koy. Ha? Tamam, biraz öne gel, gel. Evet, Ezgi, evet. Sen Rapunzel'sin. Saçın yere değene kadar çık merdiveni. Saçım yere değene kadar çıkıyorum. Evet. Değene kadar inse mi acaba? Sanki. Değil mi? Saçın yere değene kadar çık, sen beni dinle. Tabii. Tamam, nasıl yapayım hocam? Bana biraz yardımcı olursanız. Şu şekilde. Tabii. Hayır, Ezgi yapma, öyle dekolten var. Ah, pardon. Pardon, affedersiniz. Ezgi'cim, evet. Yerin neresi olduğunu ben biliyorum, tamam. Siz bilmiyorsunuz. Siz bana dur deyin, çıkıyorum hocam. Çık. Bu beni taşır mı hocam? Tutuyorum ben. Ezgi, manyak mısın? Onunla badana boya yapıyorlar. Tamam. Evet. Tamam, orada kal Ezgi. Burada. Sen ne giydin altına? Evet, İpek sen de yanındasın. Yanındasın sen de. Bu taraf iyi mi? Evet. De ki, anne saçım çok kırılıyor. Bana saç kremi bulur musun? Of anneciğim, saçlarımı yıkıyorum. Yıkıyorum ve çok kırılıyor. Bana şöyle güzel bir krem bulur musun? İpek, sen kızına karşı çok sertsin. Bıktım senin saçından, koca da bulamadın falan tarzı. Bıktım senin saçından, koca da bulamadın zaten. Bu saçlara hangi koca gelmez? Belki de koca vardı da saçın arasında kaybolmuş olabilir. Değil mi? Sen karışma. Ben görmüyorum. Evet. Sen görmüyorsun, sen Ezgi ile bu arada kremler deniyorsun. Ha, pardon. Kafa gitti benim. Çok özür diliyorum. İpek sen de gel. Sanat. Sen de gel, dükkanın vitrininden bak. Dükkanın vitrininden bak. Şimdi bunu alacağız. Saç. Tabii. Saça değil. Evet arkadaşım, sen yavaş yavaş kıza doğru mail ediyorsun, Ezgi'ye doğru. Abla neye bakıyor? Arkadaşım sen işine bak. Evet. Bence saçlarınızın doğası o kadar müsait ki... Hayır, hayır, kıza karşı çok şey ol. Saçlar, kokla, elinin içine al, avucuna al saçları. Kokla, falan yap. Biz çıkalım mı komple? Hayır. Biraz yalnız kalmak ister misiniz? Arkadaşım lütfen, evet. Evet. Bence gerçekten saçlar... Burun, burun, zaten... burun. Burun, burun daha sen daha... Hayır, burnunu soksana. Burnumu sokacağım şimdi saçına. Çok sinirli bir kadına karşı. Arkadaşım, bunu romantik şekilde sok burnunu saça. Böyle bir müzik çalarsa burnumu sokacağım saçınıza. Gerçekten saçlarınızın burnunuzla ahengi inanılmaz. Bir insanın proporsiyonu bu kadar mı güzel olur ya Rabbi? Bakıyorum uzaktan ki bu uzağım benim. Daha yaklaşabilirim. Ama yalnız gelmemişsiniz o yüzden. Şimdi saçların... Kardeşim sakıncası yok yani. Ne dedi? Ne dedi? Olaylar çok karışık burada. Ezgi ne dedin? Ben kremciyi kapıyorum. Ezgi ne... Aç şu dükkanı! Ezgi ne dedin?
kız kardeşimle birlikte geldim dedim. Yani sıkıntı olmaz dedim. Ha, kardeş erkek değilmiş. Bizim dükkan nasıl ün yaptıysa... Evet, o zaman elini tutarsın, elini tutarsın. Ay, sizi titremeye başla Ezgi, titre. Ama ben dükkana bu tarz aletlerle gelmeyin diyorum. Arkadaşım! Cep telefonu, cep... Ya ben nasıl bir toplumun arasına düştüm ya? Evet, sen titrerken, sen elini tutarken, İpek, sen de... Ne oluyor burada? Ayol diye at kendini içeri. Ezgi, sen çok titre. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsun bu kıza? Titretiyorum. Kadınlar üstünde böyle bir etkim var. Yoksa krem satmıyor iş. Yapma şunu. Ben ne yaptım? Titriyoruz işte. Titriyor. Sen de işte titremeyi bırakamıyorsun elini. Öyle bir kavramış ki elini. Bırakamıyorsun, müşteriye de mahcup oldun. İpek, gir devreye. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun bu kıza? Hanımefendi, çok özür diliyorum. Sizinle hemen ilgileneceğim ama bir müşterim şu an krize girdi. Bırak diyorum! Dükkanı kapıyorum ben. Lan kızın saçı... Kızın saçı prize girmiş olmasın. Kızın saçı niye prize... Ay maşallah, bir şey söyleyeceğim. Manitaya karşı bu eli kullanmayın. Gerçekten yıpratıcı. Ama yine de tebrik ediyorum. Ezgi kalk ayağa. Oh geçti de. Titremem düştü. Oh, geçti. Kim geçti? Titremem. Geçti. Ya ne saçma bir dükkan bu. Neler yaşadık iki dakikada burada ya? Evet ve bak alttan dipten sarılar çıkıyor mu? Hayır, hayır. Bilekten mi? Kızın bileğinden. Dibine bakacaksın. Efendim? Kızın dipten çıkıyor mu? Ayak bileğine baktım. Vallahi sarı çıkıyor. Gerçekten. Hayır. Arkadaşım! Sarı çıkarttım. Kendi reklamını yap İpek'e karşı. İnanır mısınız? Hanımefendi saçlarının yine çocukluğundaki gibi sarı çıkmasını istiyordu. Ve kullandığımız kremle bakın saç diplerine sarı sarı yine de saç kendini göstermeye başladı. Bravo, bravo. Estağfurullah, çok teşekkür ediyorum. Bu mamul yurt dışında da yoksa tam bir mamul. Sadece bizde var. Ay çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ezgi'yi alkışlarla gönder yerine. Ezgi çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Abla sabır diliyorum. Olsun, alacaklar ona. Çok evet, şey değil. 2500 İpek, konuş. Euro. Sen şey dövünerek anlat derdini. Benim bir kızım var. Beyefendicim, çok rica edeceğim. Benim bir kızım var. Saçları şahane güzel. İsmini uzun, sor. Uzun 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 uzun. İsmini merak ediyor musunuz? Yok, hiç oralı olmadım ben. Yani... İsmini sor arkadaşım. Tam isminiz nedir? Rapunzel'in annesiyim ben. Kızımın adı Rapunzel. Şimdi kızın sıkıntısı saçın uzunluğu olabilir. Saçı birazcık kısa kestiyse belki... Ama kırılmış saçları, çok mutsuz. Bunca yıldır ilgilenmediyse kırılır saç tabii. Saçın da bir canı var çünkü. Saç kırılır yani. Benimle işim bu kadar ilgilenmiyor. Niye bana karşı bu kadar ilgisiz? İpek sen kendini yerlere at, dövün. De ki kapadı kendini güzeller güzeli. Hiç kimseyi beğenmiyor. Bir kulenin tepesinde yaşıyor, evet. Ama lütfen, lütfen ona yardımcı olun. Lütfen. Kapattı kendini yerlere, yerlere kapattı. Böyle kapattı, kulelere kapattı. Gel buraya, aç dükkanı. Aç dükkanı. Kadının kafasını tut. Ay, ne yapacağımı bilmiyorum ben. Abi, ne yapacağımı kendinizi bilmiyorum. Kendinizi böyle yıpratmanıza hiç. Kızım, kızım çok mutsuz. Çok mutsuz kızım. Ne olur onu salla saçtan. Salla onu İpek, salla. Allah'ım her gelende bir titreme yaşıyorum ben bugün. İpek öyle sert vur ki omuzlarına vur onun. İpek oyunla içinde vur. Kızım kapadı kendini, bulamadı yiğidini falan. Kızım, kızım kapattı kendini, bulamadı yiğidini, bulamadı. Saçlarının kırığına bir dert arıyor. Bir dert arıyor, ne olur. Şurada odun olur. Var. Odun var şurada. Onu arkadaşım olsun. Müdahale etsene. Edemiyorum, altta kaldım şu an. Söyle. Yoksa normalde ben çoktan... Arkadaşım, müdahale ederdim. Mamülünden bahset. Şimdi üzülmenize hiç gerek yok. İki dakika vurmayı aralarsanız çok inanılmaz bir mamul var bende. Bir krem i̇şte, var. İşte aradığımız mamul bu. Vallahi sizde o mamul. Billahi sizde o mamul. Ne olur kızımı kurtarın. Kızımı kurtarın. Ne olur kızımı kurtarın. Lan devreye girsene. Ezgi sen geri gelsene ya. Arkadaşım. Gözünü sevdiğim ya ben. Devreye gir hemen. Şimdi izin verirseniz ben devreye gireceğim. Ama kızın dilinden anlaman için onun seviyesine inmen lazım. Sen de dövünerek konuş onunla. Evet, buyurun. Kızımı kurtarman gerek, kızımı kurtarman gerek. Kendini kuleye kapattın. Ben sizin kadar rahat olamıyorum. Çünkü tam arkamda kamera olduğu için... ...şu an YouTube'da hazır bir videom var. Amors dediğimiz... Lan dövünerek kıza cevap versene. Kurtaracağız, kurtaracağız. Hanımefendi, hepsini kurtaracağız. Kızınızı da kurtaracağız. Geleceğini de emin eller altına alacağız. Hiç... Çok mutsuzum. Hepsini ben çözeceğim. Siz yeter ki rahat olun. Sizi kuleye götürmem gerek. Beni kuleye götür. Götürmem gerek. Hemen. Hemen sizi kuleye götürmem gerekiyor hemen. Bayağı rağbet görüyorum ben değil mi erkek olarak?
Dur, kulenin önüne gelin. Tam kuleye yaklaşırken o sırada Ezgi dertli dertli bir şarkı söylemektedir. At saçını önüne, dertli dertli şarkını söyle. Kadar ödeyemezsin, sen kendine ettin. Aşkım az kes ulan gitme. Kes! Ezgi. Hocam. Ne oldu sana? Bilmiyorum, bir anda uzun süre tabii orada yel yediyse ses açıkta evet, kalmış. Ezgi, devam. 3, 2, 1. Sen şarkıyı, sesi duyunca büyülen arkadaşım, çok etkilen. Bu arada iki kişi, iki tane erkek al sahneye. Evet, buyurun. İki tane erkek bu. Yalvarışın çok geç, beni kaybettin. Büyülensene. Dönme artık seni, ben de terk ettim. İçinde hisset şarkıyı. Hani mutluluktu. Bu aşkın lan büyülensene. Sonu. Kulaklığa oturmuşum. Hani sevecektin bir ömür boyu. Kestik, bir dakika dur. Sahneye çıkan arkadaşlar niye tanışıyorsunuz? Buraya her çıkan birbirinden etkileniyor. Evet, geçin kızın önüne. Siz de kızın sevdalılarısınız. Bağdaş kurun, oturun yere. Oraya değil, şeyin altına, kulenin altına. Oturun, bağdaş kurun. Amerika'dan da sevenleri var galiba kızın. Pislik yapma. Evet, siz dövünüyorsunuz. Ah ulan ah diye kızı dertli dertli dinliyorsunuz. Evet Ezgi, devam et. Sen şarkıyı dur arkadaşım. Büyülen, annesine dön, ağlamaya başlayın birbirinize sarılıp. 3, 2, 1 buyurun. Hani mutluluktu bu aşkın sonu? Hani sevecektin bir ömür boyu? Size bir şey itiraf etmek istiyorum. Nasıl yaptın zalim? Şu yerde oturan adam o kadar sen tatlı ki. Bu... Arkadaşım! Ne oldu? Kadar lan kızdan etkileniyorsun. Ha. Sesinden etkilen. Dön anneye sarıl. Anne, tamam. Sana bir şey diyebilir miyim de. Tamam mı? Anne diyorum. Hayır anne deme. Sana bir şey diyebilir miyim? Evet. Bunlar kim diye sor. Onlar anne anlatsın kim olduğunu. 3, 2, 1 buyurun. Kadar diyemezsin. Maşallah. Sen kendine ettin. Hanımefendi, size bir şey itiraf etmek istiyorum. Kızınızdan gerçekten çok etkilendim. Böylesine güzel bir ses. Büyük ihtimalle sesi sizden al. Lütfen bana vurmayın da çünkü demin acıdı. Böylesine bir sesi büyük ihtimalle sizden almış. Kendisiyle tanışmam, arkadaş olmam, en azından bir süre vakit geçirmem. İşte bunlar da sırada. Bunlar da sırada. Geç kardeş, şuraya mı geçeyim ben? Şöyle oturun lütfen. Lütfen. Sen de sırada mısın lan? Aa, ben bunu söyledim. Otur. Evet, otur sıraya. Sıra başına geç. Evet. Birader hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Bu abi dost canlısı ya bayağı. Öbürüyle de tanış. Size göre bir kremim var. Öbürüyle de tanış. Peki arkadaşım, sor ikisine de. Siz kaç senedir Rapunzel'e çıkmaya çalışıyorsunuz saçından de. Siz kaç senedir burada sıradasınız? Sene olmadı daha, 4-5 ay falan oldu. İyi, süper süper. Siz... Ben yıllardır buradayım. Yıllardır buradayım. Belli olmuyor mu? Aradakiler ne oldu? Yıllardır da... Biz hallettik. Eyvallah, tamam. Evet, İpek geldi ki... Şey, arkadaşım sor, olaylar burada nasıl gelişiyor de. İpek de ki sevdiğine saçını uzatır. Şimdi burada nasıl oluyor bu iş? Yani kimden hoşlanıp kimden hoşlanmadığını nasıl anlıyoruz yani? Ya ben de işte 4-5 aydır onu anlayamadığım için bekliyorum. Arkadaşlar 3-4 senedir burada, o da hala anlayamadı. Arkadaşım, arkadaşım. Arkadaşım değil mi isim? Arkadaşım. Merhaba. Muhittin. Muhittin'cim, Muhittin'cim. Ben sana anlatayım bak. Bu kızın... Ben anneden daha çok hoşlanmaya başladım. Yani daha iyi anlaşabiliriz gibi geldi. Evet, anne. Bu kızım var ya, bu kızım. Eğer birine aşık olursa saçlarını şöyle merdivenlerden uzatacak. Ama önce kırıklarını halletmesi gerekiyor. Ona takmış. Bunlar kırıkları mı? Ay, bunlar. Ha şey anlamda, saç kırıkları. Çok üzücü. Hani manita anlamda kırık derdi ya, eskiden öyle denir. Nerede yine aşağıda kırığın geldi, zil çalıyor falan. O anlamda ben, kafa gitti tabii. Yani. Kimin kırığı zil çalıyor? Size bir umut geldim. Anladım. Hani bu saçlar maçlar böyle anladım. Yapıyorsunuz. O zaman hemen ilk etapta onun saçlarına, derdine derman olmalı. Saçlarının kırıklarını evet, halledeceğiz. O zaman en baştaki abi, isminiz neydi? Haçik. Haçik, sen kalk, şeye, kıza şey yap. Bir şeyler söyle, bakalım kız saçını sana atacak mı? Bu kadar güzel saçları hiçbir yerde görmedim. Saçını bana atar mısın? Adam direkt. Ben severim. Haçik. Daha etkileyici bir şeyler söylesene. Daha etkileyici. Evli misin sen? Evet. Hanım nasıl kabul etti evlenme teklifini? Etti işte. Evet, o güzel romantik bir şeyler söyle. Belki de kadına haçik saçik konuşması gerekebilir. Yani böyle bir şey hoşlanmıyor olabilir kadın.
Ben şimdi düşünüyorum. Alternatif. İpek, İpek sen git olayları organize et. Şimdi sırada Haçik arkadaşımız sana ilanı aşk edecek. Aa, bakalım, anne dümeni kurmuş anne. Evet. Bakalım saçı atacak mısın? Güzel kızım, canım kızım, şimdi sırada Haçik arkadaşımın sana açık seçik aşkını anlatacak. Buyurun. Ya ne yapmak lazımmış? Sağlam bir dayı bulup çatmak sırnaşık gibi, bir ağaç gövdesini yerlere tekleyerek salmaşık gibi veli nimet sanmak mı? Ne olur? Kestik. Ben olayı çözdüm. Ne? Haçik abi evli olmayabilir. Yani onlar evli olduklarını sanıyorlar. Bence tamamen yanlış anlaşma. Evet, Haçik'e saçını atıyor musun? Salla, sen sallarken çok heyecanlansın Haçik. Çok heyecanlan. Ve kız atmaz, Haçik yıkılır. İyi ki sinirinden patlar demediniz. Bir saatte temizlerdik. Haçik yıkılır, suratı bir karış, ağlıyordur kendi kendine. Diğer arkadaş isminiz neydi? Ahmet. Ahmet kalkar. Ahmet'cim gel, gel. Ahmet'i anons et. Şimdi sırada. Ahmet, nerelisin Ahmet? Rize. Rize'den Ahmet uşağım, seninle. Merhaba, şimdi seni görünce çok duygulandım. Ben geldiğimde, ilk geldiğim gün saçların benimki kadardı. Ezgi bir şey desene çocuğum. 4 ayda benim saçlar böyle mi oldu Ahmet? Ben ondan önce bir kere daha gelmiştim. Tamam, şansını kaybettin. Ahmet müdavim çıktı. Ahmet, niye zorluyorsun? Hayır Ahmet, demişiz. Ahmet, sen arkadaşımı kötüle. Benden, bak beni kabul et, yoksa benden gelecek çocuk şöyle böyle de. Anlat onu. Beni kabul et, benden gelecek çocuğun benim gibi gür saçları olur. Senden gelecek çocuk. Çal, 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 oynayalım, çal. Benden gelecek çocuk bu. Teşekkür ediyoruz, b**a bastın. Olsun olsun, senin hatan Ahmet, yok. Sen onu dinledin. Senin benden sonra gelecek çocuk de. Benden sonra gelecek çocuk var ya de, beni kabul et de. Evet. Benden sonra gelecek çocuk var ya, çok ileri geri konuştu. O zaten adam değilmiş o ya. Herkesin arkasından konuşuyor. Aa. Öyle. En iyisi sen benimle gel. Isınamadım sana Ahmet, kusura bakma. Ahmet de yıkılır. Gider Haçik'in yerine, yanına. Ağlamaya başlar. Ve İpek anonsunu yap ve sırada... Pardon. Rapunzel'cim şimdi sırada... nereden? Urfa'dan mıydı? Emmi? Muhittin. Muhittin. Göztepe'den. Prodüksiyon, merdiveni biraz ortaya alın. Muhittin arkadaşım. Muhittin öyle gelsin. Arkadaşımız Göztepe'den. Şimdi Göztepe'den Muhittin. Evet. Seninle. Evet, tamam dur. Tamam, çık. Evet. Ve yap anonsunu İpek. Rapunzel güzel kızım şimdi... Dur dur, önce Rapunzel ağlasın. Anne benim kaderim ne olacak? Beyaz atlı prens ararken bak nelere denk geldim, anlat. Anneciğim ne olacak benim bu halim? Bir dakika durur musunuz, bir dakika durun. Siz bütün nereye gidiyorsunuz? Kim dedi size? Onlar katalog çekimindeler şu an. Ne kataloğu? Aramıza katalım. Ağlıyorsunuz, birbirinize sarılarak ağlayın. Yaslayın birbirinize, evet. Evet, 3, 2, buyurun. Evet. Evet, Ezgi anlat. Anneciğim yani, gelenin gidenin hesabı belli değil ama beğenemedim birini. Beyaz atlı bir prens çıkmadı karşıma. Üzülme, üzülme. Bir Muhittin gider. Var Göztepe'li'de, anlat. Şimdi bir Muhittin var, bir Muhittin ki o. Seni anlatıyor kadın, evet. Kabarsana. Evet. Bir Muhittin kabar. Var, bir Muhittin ki o. Kabarsana arkadaşım. Göztepe'den Muhittin saçlarının kırığını alır, gönlüne akpak aşkını düşürür. Hangi Muhittinmiş? Göztepe'den. Ha. Göztepe'den. Buyurun Muhittin Beyciğim, buyur, buyur. Selametlen. Kolay gelsin. Kusura bakmayın, biraz bu tarafa yattım, kolumun altı su toplamış. İçimde kalırdı, uyuyamazdım çünkü biliyor musun? Hanımefendi sizi rahatsız etmek değil amacım. Olmaz! Olmaz ulan! Sizi rahatsız etmek amacım. Hayır! Hazır bunu kıracağım. Muhittin öyle gelmez. Gelme, atlama Muhit... geri. Hayır, Muhittin yavaş yavaş gelir. Evet, Muhittin her adım attığında biz kalçası yere çivi çakıyor zannederiz.
Allah aşkına o DVD'yi bize bir yollayın ya. Arkadaşım. Siz bunu nerede gördünüz ya? Böyle ben görmedim. Ben sana bakınca içimden geliyor. Evet. Attıracak bizi kanaldan, yemin ediyorum. Arkadaşım, ayağını yere vurduğunda kalçan yere 3 kere saydırır gelir. Evet. Yere ama. Yere değil, ya aşağı doğru. Evet. Çivi çakıyor gibi. Öyle sert bir erkek... Hayır, titretme. Çak. Evet. O kadar esneme ya. Bir tane yavaş esne. Bir tane yavaş. Bir... Evet, bu, bu. İşte busun sen. Anneye doğru bir git. Git anneye doğru. Kız kalçayı görsün. Dikkati kalçaya çek, kızın dikkatini. Vay, 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 vay. İpek, sen de ooo yap. Ben herkese hitap etmeye başladım yalnız. Niye? Haçık de... Evet arkadaşım, bir tur atar döner. Kalçayı gördü mü, görmedi mi? Anneye sor. Yok, siz gördünüz, kız gördüm. Yani... Ben buradan çıkabilir miyim? Çıkabileceğim. Anneye sor, anne. Kız kalçayı gördü mü, ona göre hareket yapacağım. Kendisi acaba planladığım şeye vakıf oldu mu? Kesinlikle gördü. Ama bir tur daha atarsanız arkadaşlar için çok memnun olacaklar herhalde. Bak, beni bu kuleye çekerler iple. Arkadaşım, lütfen. Evet, Clark'ını görelim. Clark. Evet. Ve ilk cümleyi söyler. Ver romantizmi. Yağmurlarda doğmuş olsak, güneşlerde çiçek açsak, biz yalandan sevemeyiz, biz beraber ölemeyiz. İpek birden bağır, al bunu al diye. Bravo! Kızım hemen almalısın bunu, hemen almalısın. Harika, harika yürüyor. Çok dur, güzel kaldı. Dur, İpek dur, devam etsin. Sen öyle dur, öyle dur. Arkadaşım devam et. Al beni, al beni. Hayır! Ona devam etme. Heh. Senin mevzuya devam et, evet. Seni sensiz anladım. Sana ihtiyacım yok artık. Hareketleri gör. Kalçaya dikkati çek arada. Ha. Ne hareketi yapıyorsun kıza? Seni sensiz anladım. Sana ihtiyacım yok artık. Seni sen yokken sevdim. Aramıza girme sevgili. Çok güzel kızım, çok güzel. Hayır, tamam. İpek birden bağırsın. Al, al diye bağır. Tamam. Al, 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 al. Öyle kal. Al. Kal öyle. Arkadaşım, şimdi son cümleni söyle kıza. O saçı atmasıyla ilgili bir şey söyle. O saçı atarsan ağzını bıçaklar. Hayır! Saç sana atsın ki saçına tutunup çıkacaksın kızın. Eğer gerçekten dünya üzerinde bir mutluluğun varlığına inanıyorsan... ...benimle birlikte olduğuna kanaat getirebilirsin. Bundan mütevellit, o saçı bana doğru uzatırsan... ...sana hayattaki en büyük aşkı, sevgiyi... Başka ne var lan? Erotizmi nasıl o bir planlayacak? Hepsini yaşatmayı vaat ediyorum. Ve diz çöker. Ve kız ağır çekimde saçını atar. Arkadaşımın ağır çekimde dudağı düşer. Elleri titrer. Sürekli bir yerimiz bir yere vuruyor. Oramız düşüyor, buramız şişiyor. Arkadaşım, aşk bu. Evet, atar ağır çekimde at. Al senin olsun, gel yanıma sevdiğimde. Al senin olsun, gel yanıma sevdiğim. Dudak, dudak, dudak. Düşürsene çeneyi aşağı. Evet, parmaklar saçı tutamıyor. Parmaklar gitti, parmaklar. Bir şey mi oldu? Evet, parmaklar gitti, tutamıyor. Anne gelir, bir tokat çakıp adamı kendine getirir. Allah, sürekli vuruyor anne bana zaten. Evet, çenen düştü, parmaklar... İzgi desene, tut de. Tut be, tut adam. Tutamıyorum. Kestik. İpek, bence de. İpek ne yapıyorsun? Ağzını vur dedin adama. Ay, şoktan uyandırmak için öyle adam araya alınmaz ki. Bir tane çakarsın. Çakacağım evet. Ama ya. Tekrar ağır çekimde atıyorsun. O tam atarken havada çenen düşer. Parmaklar gider, anneye kafayla işaret edersin. Evet, 3, 2, 1. Ezgi ver. Tut prensim, tut sensin o. O, o. Kendine geldin mi? Geldim, geldim. Evet. Tutarsın. Ben Haşik'ten hoşlanıyorum. Hayır. Burada yaşadıklarından sonra hayır. Arkadaşım yapma. Lütfen. Evet. Tutarsın saçı. Saçı tut. Onlar saçı kız oğlana verdiği anda Haşik'ten Ahmet bağırarak kendini yere atarlar. Olamaz diye. Bir yıldır bunu bekliyorlardı. Evet. 3, 2, 1. Tut saçı. At Haşik.
Kestik, bir dakika. Niye ikiniz de ayrı taraflara atlıyorsunuz? Çünkü biri bir yıldır bekliyor, öbürü 4 aydır. Yerleri farklı onların. İkiniz birbirinize sarılıp yere atacaksınız kendinizi, ipeğin ayaklarına doğru. 3, 2, 1, evet. At saçı, tut saçı. Yallah. Sen kim istersen böyle. Kestik. Gerçek mutluluğu buldular şu an. Hadi arkadaş. Allah mesut etsin. Kısmet yüzüne gülmeden ve az kalsın kısmet. Açık, sen güreşçi misin? Evet arkadaşım, kızın saçına tutunup yukarı çıkacaksın. Ve her yukarı çıktığında bütün kasaba, seyirci kasabasınız oley oley diyor her adımında. 3, 2, 1 buyurun, ver saçı. Düşerken de ikimiz daha coşkulu bir... Çıksana! Çıkıyorum da biri de oradan bassa şu merdivene. Oley! Nuri, gel merdivene bas. Ya sen çıktıkça sen niye yukarı çıkıyorsun? Ya bunlar ana kız problem. Ezgi, sen niye yukarı doğru kaçıyorsun? Hocam ne yapıyorsun? Ay, fena oldu. Ne yaptın lan kıza? Saçını... Ezgi, sen tam neden fena oldun? Yukarı çıkınca... Hava çarptı galiba, affedersiniz hocam. Kızım, manyak mısın? Yok hocam, iyiyim şu an. Evet arkadaşım, çıkıyorsun, çık yanına. Çık, yanındaymışsın. Ay. İpek, aşağıdan kızınla konuş. Ay. Bu senin... Tutuyorum, tutuyorum ya. Bu seni mesut edecekti. Tutuyorum. Koptu yalnız, yok yani. Hayret, 10 dakika oldu, anne destek atmadı. Anne, kızına da oğlana da gaz ver. Anne, bir 10 dakika gezini ver. Hayır, anne kızına gaz ver, oğlana da gaz ver. Öyle değil, de ki oğlana aslansın, kralsın, aslan. Alırsın kızı. Aslansın, kralsın, göztepelimsin, canımsın, bir tanemsin. Çok güzel de kalça atarsın. Al kızımı, al, al, al. Bence seni almam senin için daha hayırlı. En azından annenden kurtulursun. Evet. Arkadaşım yürü. Yürü mü? Gel kızın yanına, çık kızın yanına. Arkada ekip komple doluştu, seyrediyor. Ne zaman beyni patlatacağız diye. İyi mi? Bak artık siniri bozuk, ne yaptığını bilmiyor. Arkadaşım durun. Her şey sırasıyla. Geçen hafta burnunu kırdın, bu hafta beyni patlatırız. Tamam, sırayla. Tamam. Evet. Ne yapıyorsun Ezgi? Saçlarıma doluyorum. Düşersin, sen de düşersin tamam. Ama. Tamam, evet orada mevzu başlar. Evet, sen 25 yıldır hiç erkek yüzü görmedin. İlk defa bir erkeğe ben. Değiyorsun. Ha. Ezgi, erkeğe değ ve şok ol. 25 yıldır ilk defa bir erkeğe değil. Değ. Hıra. 25 yıl sonra değdiği ilk yere bak. Arkadaşım, kızı şoktan çıkar. Korkacak bir şey yok. Bizim bütün aile böyle. Rahat ol, rahat ol. Hayır. Lan düzeltsene kızı. Aşağı atayım, kendine gelir. Hayır. Ben. Orada öyle bir şey yap ki kız düzelsin. Tamam, sakin ol. Panik yapacak bir şey yok. Şu an biraz yüksekte olduğun için, rock'ın bizi etkilediği için şu an ne yaptığının farkında değilsin. Zaten normalde deniz seviyesi olduğunda olsak bu hareketlerini ağzını yüzünü dağıtırım. Bu tarz kadın hareketlerine hiç tahammülüm yoktur benim. Kadın biraz evli kadını olacak, biraz kendini bilecek, biraz oturaklı olacak. Bu tarz bir hoş bir şey değil, hoş bir şey değil. Yani bütün iş saçı uzatmakla olmuyor işte. Zamanında kırıkları aldırsan bunları yaşamayacağız. Yaşam. Mikrofonu da aldığın gibi... Evet, şimdi kıza romantik bir şekilde kulağına fısılda. Bu yönetmen var ya... Arkadaşım, ben romantik miyim? Teşekkür ediyorum, bunu itiraf etmeniz. Hadi kıza güzel şeyler söyle. Gerçekten hiçbir kadın için bu tehlikeye gireceğimi düşünmezdim. Ama sizi ilk gördüğüm an, o saçlarını aşağı salışın beni o kadar etkiledi ki... Benimle en azından bir latte içerseniz... Ezgi, şey yap, sen nereye bakıyorsun de, azarla. Sen nereye bakıyorsun? Ah, haşiye baktım, anladın değil mi? Neye baktın? Haşik. Hayır.
Hayır ulan, kızın şeyine, dekoltesine bakıyorsun. Kız anladı. Mahcup ol, kıvır. Evet. Söyle, sen mahcup olup kıvıracaksın. Bir daha söyle Ezgi. Aa, sen nereye bakıyorsun? Çok özür diliyorum ben. Kıvır. Dekolteyi mi? Hayır, şeyi, mevzuyu kıvır. Ben hiçbir yere baktım yok. Ben saçlarınızın rengine baktım. O kadar doğal, o kadar güzel ki. Benim saçım burada mı de Ezgi bağır. Benim saçım burada mı be? Bir ara düşmüş. Sapık. Çıkmışsın yukarı kadar, baktığın yere bak. Bir gözüme bak önce be. Ne oldu senin ağzın? Acele. Ağzın açıldı senin, ne oldu? Demin hadi de hadi de yapıyordun. Bütün erkekler aynısınız diye başla. Hepiniz aynısınız ya. Kim çıksa aynı şeyi yaptı. Sen ne iğrenç bir adam. Salla salla biraz daha. Hani 25 yıldır kim? 25 yıldır kimse çıkmamıştı. 25 yıldır kimse çıkmamıştı. Niye böyle dedim ben de anlamadım. Bir anda oldu. Bence bunlar içten yollu. Buraya kadar saklıyor, burada püskürüyor. Evet, kızın saçına tutunup aşağı inersin. İpek, sen de aralarında bir şey oldu zannedip korkarsın. Ne oldu damat? Allah! Ne yaptın lan? Ay, ne oldu? Yok bir şey yok. Ne oldu, bir şey oldu. Kızın saçına bastım, kaydım. Yok bir şey yok. Kızınız son derece... Evlenmeden olmaz biliyorsun. Nikah, düğün, şart. Değil mi çocuğum? Abla, sizin burada komisyon nedir? Yani kızı doğurma amacınız nedir? Dilimde tüy bitti bak. Evet. Evet, kızım nerede de İpek, kızıma ne oldu? Kızım nerede, kızıma ne oldu? Ne yaptın, niye kızıma ona gelmedin? Kızım ne nerede diye buraya bakıyor. Ya böyle kaçırıyor olabilir miyim kızı ben? Topak yap saça. Gel yerine. Nereye kadar gideceğim böyle kızla? İpek sor, kızıma ne yaptın? Kızıma ne yaptın? Hanımefendi, bana inanabilirsiniz. Kızınıza hiçbir şey yapmadım. Ona sadece kalbimdeki derin duyguları saf ve temiz bir şekilde açıkça anlattım. Kabul etmek veya etmemek ona kalmış. Ben şimdi gidiyorum. Haşiklerin yanında pişpiriye oturuyorum şu an. Hayır gel. Evet. Hayır, kıza şimdi yukarı doğru bak. Kızımı indirmen gerek. O kuleden kızımı indirmen gerek. Bul bir çare. Ezgi, geliyorum aşkım de, at kendini kucağına. Ama şey, büyük büyük şey ver. Büyük müzik. 3-2-1 yallah. Haçik, siz de kalkın Ahmet. Kalkın. O atlarken siz de kollarınızı böyle şey, kuş gibi kanat çırpıyorsunuz, tamam mı? Niye? Bizan sen, sen bu. Evet, 3-2-1 müzik yüksel. Geliyorum aşkım. Tut beni. Tut beni. Ay. Bravo, bravo, bravo. Kızım. Anneciğim. Kızım, kızım, ah, kızım. Göztepe'lim, Göztepe'lim, sağ ol. Elimden geldiğini yaptım. Allah sizi mesul etsin. Gel buraya. Ne oldu? Sandığımdan daha havaleliymiş. Arkadaşım, kızın elini tutarsın. Git, kızın elini tut. Açık, siz kanatların, kanatların. Ahmet, kanatların. Ve çok üzgünsünüz, suratınız ağlamaklı. Ağlıyorsunuz. Kızın elinden tutarsın. Haçiklerin önünden geçerken bir şey, hareket yaparsın. Artistik yap onları, hava at. 25 yıllık kızı ben indirdim falan tarzı. O da beni indirdi ama. Evet, İpek sen anons et. Sürekli 25 anons yapıyor. 25 yıllık kızı alıp da giden Göztepe'li arkasından. Ve arkasından bakan Haşikli Ahmet. 3-2-1 buyurun. 25 yıldır kuledeki kızımı götüren Göztepe'li, helal olsun. Haçikli Ahmet'e teşekkürler olsun. Hadi hoşça kalın. Anne zapt edilemiyor. Evet, Haçikli Ahmet'i gerçekten alkışlarla gönderin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Abicim sana bir şey yok. Murabi, elini sıkıyorum. Ahmet'le Haçik, siz sonra telefonları alın verin birbirinize. Şey takıldı buraya. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun orada? Bir şey haçik kalmış. Gelin öne, sen de gel İpek. Buyur. Evet, kızın kurtuldu. Evet. Bu kurtardı. Göztepe'li. Helal olsun sana. Estağfurullah. Göztepe. Ne yapıyorsun sen? Kızını kurtardı diyorum sana. Ne yapayım? Hayır. Bir umut dedim. Evet, ver romantik müziği. İki adım öne atar, yaklaşır. Annem. Yaklaşır, evet. Evet, anne. Siz, iki adım öne sizi. Muhittin'in elini tutar. Muhittin'in elini tutar. Ve Muhittin seyirciyi alkışlatır. İpek Tuzcuoğlu. Deli deli, olacak gibi değil. Arkasından konuşma kızın. Ne diyorsun? Ağzımı açmadım. Muhteşem bir insan diyorum. Tamam. Yaklaşın birbirinize. Sen o şarkıyı bir daha söyle bakayım.
Rapunzel, sana diyorum. Kadar ödeyemezsin sen kendine. Arkadaşım elinden tut, şarkıyı söyleyerek götür bunu. Sonra gelin. Aşkıma, sevgime ihanet ettin. Mesela aslan geçme. Yalvarışın çok geç. Beni kaybettin. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Müzisyen arkadaşım gelsin. Evet, bizimkiler gelir, müziği çal. Ben size gelin dedim mi? Hayır, gitmeyin, gelmişsiniz artık. Bizimkiler gelir, müziği çal dedim, çıktınız geldiniz. Müzik çaldı çünkü, gelir müziği. Biz de geldik. Bizimkiler siz misiniz? Değil miyiz? Nereden biliyorsunuz? Yani. Hanımefendi, size kızmıyorum. Ben buna kızıyorum. Yok, estağfurullah. Yok, siz bilemeyebilirsiniz. Ama bunun bilmesi lazım. 10 sene oldu lan! Zerafete bak. Nasıl kibar anlatıyor. Benim anlam eşeklik bende. Evet. Evet hocam. Sen nesin, sen nesin? Senin yılın kaç, senin yılın kaç? Benim milattan sonra yarım. Daha tam ilk kıyafetin çıktığı dönem. Niye? Daha tam yapamamışlar. Hayır. 1700'lü yıllar, Fransa'dasınız. Sen kraliçesin. Ben tabii arkadaşım. Ki sen. Bak bir kendine. Güzelliğe bak. Tereddüt mü ettin hangimiz kraliçe olabiliriz diye? Hayır, hocanın işi belli olmaz ya, yönetmeniz. Hanımefendi, siz her zaman kraliçesiniz. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Bak, elini kolunu oynatma. Kafam kaşınmıştı. Evet, sen de o dönemlerde ressamsın. Çok artistsin, çok havalısın. He? İsmin ne? Ressam. Hayır, bir isim bul kendine. Toulouse. Tamam, sen ressam Toulouse'sun, sen de kraliçe Zezgi'sin. Yaratıcılıkta son perde. Evet. Zezgi. Zezgi ararsın ressamın ofisini, dersin ki... 1700'ler bana... ofisi arıyor. Alo. Kraliçe lan, sana ne? Ha, o arar tabii. Evet. Ararım, size telefon var ama bizde daha olmadığı için beni arayamıyorsun. Arıyor. Arıyor. Sana çektirmiş. Evet, sen ofistesin, artistlik yapıyorsun. Bakıyorsun lan, nereyi çizsem acaba falan. Burası bana layık değil lan, buranın yenisini yaptırayım. Arkadaşım, evet. Etrafa bakıp neyi çizsem, neyi çizsem yapıyorsun. Çizsem, gördüğün değil. Her objeyi gözünde büyütüyorsun, evet. Mümkün değil. Senin yaptığın, seyircinin anladığı, benim anlamadığım nedir? Büyüyen da... şey. Sevgi. Ağzım açtı. Büyüdükçe büyüyor. Ben muhatap olmak istemiyorum. Ressam olmuşum ben. Evet, geç piyanonun başına, ara şeyi, ressamın o şeyini. Alo. Alo, yok. Önce santrale bağlat. 1700'de alo mu olur? 1700'de santral de yok mu? Ya sana ne? Var mı? Var. Koy, evet, ara. Bağlayıver resmi bana tatlım. Hangi resmi? Toulouse, Moulouse, Toulouse, Flouse. Blues, Blues. İnsan iki tane isim öğrenir gelir ya. Tarif et çocuğu ya, Ezgi, evet. Kıvırcık siyah saçları var. Toulouse'la Toulouse, ikisinden biri. Toulouse, Toulouse. Allah'ım, atacağım kendimi. Toulouse. Evet, tamam, Toulouse. Tamam, bağlıyorum Toulouse'u. Hadi bağlayıverim Toulouse. Bana. Vız zıt. Hayır, öyle. Ya Toulouse, ne oluyor? Bağladılar. Öyle değil ya. Kulağına bağlıyorlar seni. Ben telefon yok diye böyle algıladım onu. Evet, seni kulağına bağladılar. Bağlan. Biri elini yumruk yap, ağzına, öbür elini yumruk yap, kulağına vur. Evet, buyurun. Evet. Hayır, bu öyle değil. Sok, içinde dursun. Evet. Ha, lan değdirip duyursun. Parmak değil, yumruk. Yandan. Yandan yumruk. Öyle yumruk değil ya. Yandan bu işte. Ya yumruğunu bana göster. O ötekini göster. Ötekini. Bence bak. Artık orada durmayın. Çünkü sizi arıyorlar. Sol yumruğu çevir.
Yan yan. Baş parmak tarafı kula... Lan yan yan. Ne yapsın? Böyle mi yapsın? Öyle yapsın. Böyle. Ya... Allah bir yastıkta kocatsın. Bu kadar güzel denk gelirsiniz. Gel. Evet, yap kızın yaptığını. Kulağındasın. Ağzındasın. Evet. Ara. Sen de ağız kulak yap. Ben bütün gün böyle bekliyor muyum biri arar diye? Evet. Kraliçem, bağlan. Bağlandığı anda bir titre. Çünkü seni çarpar. Diline değdiriyorsun. Öyle tikin var. Diline değdiriyorsun şeyi. 9 volt, evet. Evet, değdir. Konuş. Kraliçem, aramayın. Çarpıyor. Yazın. Arkadaşım, koy şunu. Evet. Önce değdir, değdir. Sen manyaksın. Değdiriyorsun. Böyle tiklerin var. Evet, ara kraliçem. Vırırt. Kraliçe alıyor. Kraliçe arıyor. Öyle mi çalıyor telefon? Hayır. Seni bağlıyorum ben. Sen santrala soruyorsun. Ne çarptırıyorsun lan de. Kim arıyor yavrum? Kraliçe arıyor. Bağla. Konuşun. Alo. Canım söyle. Arkadaşım kraliçe arıyor. O diz dönem... çökerek konuş. Hayır, o dönem ressam daha yukarıda. Saçmalama. Yapma be. Diz çök. Evet kraliçem. Nasılsın tatlım? Alo. Gel buraya, gel ya. Al şunu ne olursun. Alo. Yapma. Bir saniye durur musunuz? Hanımefendi, buyurun, bir şey kraliçe söyleyebilir miyim? Buyurun. Siz kraliçesiniz, beni yanlış mı anladınız? Hayır, samimi bir kraliçeyim. Tatlım yavrum ne? Yavrum demedim, tatlım dedim. Tamam, tatlım denecekse bir tek bana denir burada. Ona deme tatlım. Evet, kraliçe. Evet. Dizler alo. Ne oldu, dizler? Heh. Alo. Dizler bitti ya. Evet, konuş. Ressam Toulouse mu? Söyle. Ressam Toulouse mu? Evet, Ressam Toulouse. Buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Kimle görüşüyorum? Kraliçe ben. Zezgi. Hadsiz de. Kız ona. Hadsiz? Kraliçe hadsiz. Zezgi ben. Ha, ben de kraliçe hadsiz sandım dedim. Ben, nereden buldu beni dedim ya. O kadar ünüm yayıldım dedim. Buyurun hadsiz kraliçe. Hadsiz sensin. Sarayıma geleceksin ve resmimi çizeceksin. Ha, oldu. Arkadaşım sorsana, perspektif mi, şuradan mı, buradan? Sorsana kıza, resimle ilgili bilgiler ona göre fırça keseceğim. Kraliçem, perspektif olarak mı geleceğim? Nasıl geleceğim? Nerenizi çizeceğim, ona göre fırça alayım de. Tam olarak nasıl bir resim istiyoruz kraliçem, ona geldiğin göre... Geldiğin zaman göstereceğim nereyi çizeceğimi. Ya kraliçe... Çizilecek yer var, çizilmeyecek yer var. Ya. Ben seyirci... bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bizim artık gösteri yapmamıza gerek yok. Seyirci kendi kendine alıp götürüyor. Yani... Siz müsaade ediyorsunuz. Onun ağzından çıkanı senin kulağının gelmiyor. Şey, onun kulağını duymuyor. Senin de gelmiyordur. Yani. Evet, buyurun. Duydun mu beni? Evet kraliçem. Hemen alet edevatı toplayıp geliyorum. Hadi bakalım, bekliyorum. Saraydayım, biliyorsun. Hadi. Nerede benim çanta? Barış ne soruyor sana? Nerede benim çanta dedim? Ben senin çantan falan yok. Garibansın sen, üstüne başına baksana. O zaman nerede boyalarım nerede? Nasıl ya alıyorsun? Kolundan çıkarıyorsun boyaları. Ceplerden, koldan, ense kökünden. Evet. Şövalyeyi nerede saklıyorum sormuyorum bile. Arkadaşım. Öyle yaslanıp durabiliyor muyum şövalyeyle? Sırtına sürmüşsün boyaları. Sürtüme, oradan alıp? Oradan alıp, evet. Palete. Avucunu da palet yapıyorsun. 3, 2, 1, evet buyurun. Gel sarayın kapısına. Hop, hop. Müzisyene gel dur. Müzisyen karşıla. Hop. Nereye? Lan bir karar verin. Kalkmadan, kalkmadan otur sen. Oturarak. Evet. Tabii bir tek sen ben. Şeysin, sarayın şeyi, güvenlik başı, bel fıtığı. Evet, gel. Buyurun, kimsiniz de tanışın. Selamlar olsun. Kraliçe beni bekliyor. Toulouse. Toulouse. Toulouse kim? Ben de. Toulouse kim? Toulouse benim. Sen kime gidiyorsun? Bak bu böyle dalga haline gidecek. Yavaş. Ne dedi? Arkadaşım. Evet. Şeye dön, bel fıtığına dön. Evet, merhaba. Merhabalar. Ben Ressam Toulouse. Kraliçe beni bekliyor. Tanışsana, siz kimsiniz de? Siz kimsiniz? Ben güvenlik şefi bel fıtığı. Çok memnun oldum. Ben kraliçe beni bekliyor. Görüşmem mümkün mü? Kraliçenin seni bekleyip beklemediğinden tam emin değilim. Bir bağırayım. Bağır oradan. Kraliçem!
Kraliçeye böyle mi bağırıyor? Arkadaşım 1700'de nasıl haberleşecek? Kadın beni telefonla aradı. Evden eve var. Oradan oraya yok işte. Allah Allah. Bağır. Kraliçem! Ne oluyor yine? Ne kraliçem, kraliçem? İki adım at da gel yanıma söyle. Bir bizim de bir forsumuz var. Adamın adı Belfıtı. Nasıl Belfıtı gelsin oraya? Evet, bağır. Toulouse, Toulouse geldi. Yolla, yolla Toulouse'u. Tamam. Yürü lan Toulouse. Arkadaşım yürüsene. Bu arada seni tanıyorlar. Fotoğraf çektirmek isteyenler falan var. Tanınmaz mı? Hale baksana. Evet. Merhaba Mr. Toulouse. Bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Tabii. Önce makine icat edilsin, çekelim. Arkadaşım. Biliyorum, kraliçe. Doğru, haklısın. Fotoğraf yok. Evet, gel kraliçenin önüne. Kraliçe, hep havaya bakıyorsun. Merhabalar kraliçe. Neredesin? Eteğini... Ya öyle değil. Havalısın, kibirlisin manasında. Ha. Öp eteğini. Eteğini öpünce aşağı bakarsın sen. O aşağı inince sen... Hiç göz göze gelmiyorsunuz. Öpsene eteğini! Ha ben. Beni çağırmışsınız kraliçem. Evet. Çağırmıştınız yani. Böyle konuşmuştum. Bu ne hal? Yeni bir şey deniyorum. Böyle bir akım. Tutar. Yaklaşırsa tutar. Nasıl bir portre istiyoruz? Bir dakika dursana, kestik. Bir durun. Hiçbir şey yapmadım. Yemin sen ediyorum. Sen iki adım öne gelsene. Yemin ediyorum. İki adım öne gel. İki adım öne gidiyorum. Daha bu tarihte ikinci adım keşfedilmedi ama ben gidiyorum. Çünkü ileri görüşlüyüm. Buyurun. Terbiyesiz sapık. Ağzımı açmadım. Pisliksin. Lütfen. Çek, çek, çek sen. Ağzımı açmadım, yemin açtın ediyorum. Açtın, duydum. Önden arkaya yayıldı. Öyledir. Fizik kuralı bu. Lütfen bak bunları yapma. Evet git. Ben ne yaptım evet, ya? Evet git. Kızın gözüne bakmadan konuşuyorsun. Gözlerin devamlı dönüyor. Birbirinize bakmayın hiç. Gözler devam dönsün. Kraliçem beni çağırmışsınız. Bir yerinizde durursanız çizeceğim. Böyle göremem ya ki. Ya bakarken dönüyor. Bakmazken ha, dönmüyor. Tamam. Okay. Kraliçe söyle, de ki bu güzellik kimde var? Böyle şey megalomansın. Kendini tarif et. Bu dudaklar, bu gözler, bu burun. Evet, buyurun. Bu güzellik kimde var? Ha? Bu dudaklar, bu gözler, bu burun, bu kaş, bu saç, bu kulak, bu el. Yeter. Yeter. Dön adama sor. Sana soruyorum kimde var diye. Sana yesine soruyorum kimde var? Bilemiyorum çünkü bakamadığım için tam güzelliği mukayese edemiyorum. Bakabilsem... Hadi bir bakıver. Kimde var? Bizim orada birkaç tane kız da var. Arkadaşım! Sen bakmana gerek yok. Yok kraliçem, yok. Yok kraliçem, eminim yok. Sizin bu güzelliğiniz civarda kimselerde yok. Hatta yakın civarı geçtim, uzak memleketlerde, konuşuluyor hep, yok. Söyle. Konuşuluyor hep, çok yollu falan diyorlar. Arkadaşım! Arkadaşım! Hep hakkınızda konuşuyorlar. Evet. Manav Hüseyin bile sizin hakkınızda konuşuyor, söyle. Kim? Manav Hüseyin. Siz hep sizin hakkınızda konuşuyorlar. Yakın, uzak, bütün diyar... Efendim? Yakın, uzun, bütün diyarlarda konuşuyorlar. O kraliçe yok mu? Onun güzelliği, onun tatlılığı, onun bilgisi, onun zerafeti diye sizden bahsediyor. Ah, sağ olsunlar canlarım. Birden bağır kraliçe. Birden çiz diye bağır. Çiz! Çiz beni. Güzel çiz. Bir anda kalkarsın ayağa. Arkadaşım bir takım hareketler ve şovunu yaparsın. Nerede, nereye çizeceğim? He? Yok şey, bir tane A4 verin çabuk. A4 ne ya? Prodüksiyon versene ne çizeceksin? Koskoca kraliçeyi A4'e mi çizeceksin? Ya A4 bulduğuna şükret o devirde. Tahtaya çiziyordu millet. Tamam yani bir... Ya sen işine bak, çiz, çiz deyip diyorsun. Çiz, 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 çiz. Bugün evet, bir şey olacak ama dur bakalım. Başla. Hareketler, şovunu yap, şovunu. Al boyayı arkandan. Arkandan boya al. Öyle alma. Bu resim çok f***ten oldu. Sen de o şeyi tut arkadan. Gitme, ya gitme. Bunu... Gel, gel. Ilgaz, tut onu arkadan. Evet. Biraz yatırır mısın? Birisi tutsun, tamam. Teşekkür ederim. Evet, arkadaşım. Arkanda ya boyalar. Sırtına sürdün ya gitmeden önce evet, boyaları. Oradan alıyorsun. Mavi neredeydi? Çiz beni, çiz!
Ya kızı şekilden şekile soksana. Şekilden şekile. Amuda kalkar mısınız? Hayır öyle değil. Ya söylesene ağzın şu yamulsun şey. Ağzını, ağzı omuzu alabilir misiniz ağzınızı? Çok güzel. Ağız omuzda. Gözler. Gözler yok. Gözü yok et. Arkadaşım gel arada ölçü al kadından. Nasıl ressamsın sen? A4 için ölçü mü alacak benden? Söyle ölçünüzü alacağım de. Ölçünüzü almam lazım. Ruh hastası bir kraliçeye denk gelmem benim. Ya hadi. Tamam lan. Ya kraliçe sen ne yapıyorsun? Benim tikim var. O yaptıkça ben de yapıyorum. İlk tarihteki ilk tik bende. Evet yap. Tamam hasta ruh hastası. Ölçü alsana kadından. Ne ölçüsü alacağım? Nasıl alacağım ki? Öyle ne yapıyorsun kadına? Ölçü omuzdan şey. Kraliçe de ki buramdan yukarı mı yap de. Buramdan yukarı mı yap? Aşağıda yapayım sırf ben bakarım sonra evde. Üstü size veririm. Bence güzel çıkıyor. Kraliçe çok sinirlisin. Sinirlen buna ikide bir de. Ah! Hadsiz. Şovunu yap, şovunu. Kasa yaptım şovunu zaten. Yap. Her fırça darbesinden önce bir hareket yap. Prodüksiyon, kızın eline ya da ağzına meyve verin çabuk. Evet. De ki böyle olmadı de arkadaşım. Böyle olmadı. Meyve yapmam lazım. Evet, soyunun dedi. Böyle olmadı. Hayır. Kıyafet kafamı meyveyi karıştırıyor. Meyveyi söyle, meyveyi. Meyveyi mi? Evet, böyle olmadı de. Böyle olmadı. Sanki elma uzanamadığımız bir yerdeymiş de onu almaya çalışıyormuşuz. Bütün gençliğimiz, bütün özgürlüğümüz oradaymış gibi. Ona hamle yapıyormuşuz gibi. Ve kıyafet bir dala takılır, hepsi parçalanır. Hayır. Kıyafet takılmaz. Çok iyi gidiyordum ya. Elmayı dala koydur. Ne yapayım? Elmayı dala koydur. Elma dalda dursun. Evet. De ki şey kafası uzanır, ağzı açılır. Sanki o anda ham yapacakmış gibi. Sanki böyle hani hamle yapmış, elmayı kapacakmış gibi. Ayakları yerden kesilmiş bir peri gibi. Ve son anda kıyafet bir dala takılır. Nasıl şu kıyafet bir yere ya? Be. Evet arkadaşım. Şimdi son hamleyi söyle. Son hamle elmayı ısırmıştır. O hürriyetin, o özgürlüğün içerisinde ama bir günah işlediğini hisseder. Ay. Ve elmayı yere atıp kaçarken elbiseler sonunda bir dala takılır. Hayır olmaz. Aman be. Olmaz arkadaşım. Kızın o elma yiyişinden gıcık kaparsın kraliçenin ve dersin ki ben resimde böyle çirkin bir şey istemiyorum. Bir artistlik yaparsın. Yazıklar olsun kraliçem. Gerçekten çok isteyerek başladım bu tabloya fakat o elmayı yiyişinizdeki, içinizdeki ihtirasın gerçek olmadığına inandım. Dolayısıyla ben bu resmi daha fazla çizmek istemiyorum. Der ve iner aşağıya. İşte gerçek sanatçı budur. Ancak kraliçe bu duruma çok sinirlenir. Sen nasıl bana karşı gelirsin? Kırarım senin ha. Kapa çeneni. Buraya gel. Ezgi söyle. Buraya gel çabuk. Sen kimsin? Koskoca kraliçeyim ben. Atıyorum seni hapse. Zindana attırırım seni. Zindana attırırım seni. Kararlaştırdınız mı bunu? Arkadaşım söyle. Konuş. Attıramazsın. Sıkıyorsa attır. Muhafızlar. Arkadaşım sen kendinden mi? Ben sanatçıyım. Ben sanatçıyım. İçindeki bana şey... zorla bir şey çizdiremezsiniz. İçindeki ben... diğer adamdan bahset. İçindeki diğer adamı çıkar. Hayır o değil. Her sanatçının içinde bir başkası vardır. Senin içindeki evet, diğer adam. Evet her sanatçının içinde bir başkası vardır. Yıllardır bunu sakladım. İlk defa size söylüyorum. Önce doğru düzgün giy. Nasıl sanatçısın sen? Yaz sezonu diye. Biraz açık giydim. Ben o içimdeki asıl sanatçı adama bu haksızlığı yapamam. İstemeyi İsyankarım de. Ben de. İsyankarım lan ben. Lan falan deme. Lan falan deme bana. Gözüne bakarken gözün döner. Gözüne bakarken gözün... Ha. Ben isyankarım. Sanatçı olduğum için her şeye isyan ediyorum. İndir gözlerini. Gözüm döndü şu an gerçekten. Evet kraliçe de ki başlarım lan senin sanatçılığına evet. Başlarım senin sanatçılığına. Terbiyesiz. Sağ ol eyvallah. Atıyorum seni zindana. Muhafızlar gelin. Al sahneye iki muhafız çabuk. İki muhafız gelsin. Ben mi? Çabuk gelsin. Hemen. İki muhafız gelsin. Ben. Aa, merhaba. Evet muhafızlar tuttuğunuz gibi muhafızlar, atın zindana. Alın atın bunu zindana. Nasıl alın? Hadi. Vay maşallah ablam. Arkadaşım. Bir dakika seni... don araya. Evet hocam. Al ayaklarını arkaya. Evet öyle sürüklersiniz. Dizlerinden kaldırın biraz yukarı. Nereye sürüklüyorlar? Kaldır hafif yukarı. Kaldır. Hayır dizlerin üstüne sürüklemeyin anladın mı? Yok bir şey. Tamam evet çekin atın zindana. Kraliçe anam, sen arkaya anam, geçersin. Anam. Lan nereye atıyorsunuz adamı? At ya. Atın oraya yere, arkasına atın, arkasına. Hayır oraya değil, arkaya atın.
Bunlar rakip kanaldan mı geldi ya? Arkaya atın adamı. Lan bir ileri bir geri ne yapıyorsunuz? Öne getirip arkaya atacaksınız. Neyse en azından kesin basur olmayacağım. Öyle bir yer kalmadı çünkü artık. Arkaya atsanız adamı. Arka, ya arka, arka diyorum ya. Kraliçem bence bunları zindana atalım. Ya bir dakika durun bir saniye. Lan. Çok özür diliyorum kraliçem. Çizeceğim. Çizeceğim. Yetti bu kadar. Ya muhafızlar. Öne doğru getirip getirip adamı sırt üstü yere bırakacaksınız. He. Arkadaşım sen bağır. Sanat susturulamaz. Halka falan isyan çıkarıyorsun. Halka bağırıyorsun. Kraliçe beni zindana attırıyor halkın içinden götürürken. Bağır. Sanat. Halka bağırıyorum derken halka bağır. Hayır hayır. Etrafta halk var. Halk. Ha, ha, beyni ha. Yok. Evet halka ha. Bağırıyorsun. Ha evet. Bağır. Kraliçe. O sana. O, sanat susturulamaz. Ya bir dakika yavaş götürün adam bir bağırsın halka. Hadi görüşürüz. Gel buraya. Tamam bence cezayı çektin. Gel şuraya. Ya şunu arkadan öne doğru ağır çekimde ben getirin. Ben bir şey söyleyeyim mi? Engizisyon bu. Daha ötesi yok. Ya saçmalama. Arkadan öne getiriyorsunuz. Ağır çekimde getirin yavaş. Arkadaşım sen de bağırıyorsun kraliçeye halka falan. Rezil ediyorsun kraliçeyi. Sanatçısın tamam mı? Evet getirin. Bağır. Lan bağırsana. Sanat susturulamaz. Sanatçı. Ben bir yere gitmiyorum. Kapa kapa. Bir şey söyleyeceğim. Mantarlardan senin... da. Arkadaşım senin meslek ne? Evet. Mi? Niye ağzını tutuyorsun adamın bağırmasın diye? O yıllarda daha o keşfedilmemiş. Evet. Ağız mı? Evet. Atıyor, seni sürüklüyorlar. Sürükleyin. Yoruldunuz mu? Bağır, susturulamaz. Bağır, halka bağır. Halk sanatı susturamaz. Kraliçe susturur. Kraliçe sen de bağır ona. Atın şunu da görsün gününü. Atın şunu zindana da görsün gününü. Lan atın. Terbiyesiz. Lan nereye atıyorum? Ya kestik. Bir dakika durun ya. Biz sizi kim gönderdi ya? Ya bu... Kraliçe. Siz deli misiniz? Adamı nereye götürüyorsunuz? Daha lazım mı bana? Bittikten sonra işim ben veririm size onu. Evet. Arkadaşım sen yolda bağırsana halkı galeyana, isyana teşvik etsene. Evet. Anladın mı? Hayır. Ya halkı isyana nasıl teşvik edilir? Ha, halkı ben coştur, evet. Evet. De ki sanatına, sanatçıya... Bu... Kraliçe, o halkı isyana teşvik ettikçe sen de... A çekimle yapalım mı? A çekim. Biz normalini sanki yapalım. Sanki normalini ağrı... yaptın da. Ben ne yapıyorum? Hallettik. Sen de halka hayır hayır yalan konuşuyor bu adi falan. Evet buyurun. Ben mi? Yok sen... yok tamam. Siz sadece sürüklüyorsunuz yavaşça. Ne çıkardın oradan? Kılıç. Sizin isim ne? Benim. Evet. Saltuk. Tamam Saltuk. Yok normal çekiyoruz abi. Tamam. Orta karar böyle. 3, 2, 1 buyurun. Ey halkım, buna bir dur deyin. İnanmayın bu halk size, yalan söylüyor. Sanatı susturmaya çalışıyor. Hiç inanmayın, öyle bir şey yok. Lan konuşma, hastayım sana dedim bana demin. Arkadaşım, oraya at. Atarsınız, at arkaya doğru. At zindana, at. Attınız zindana ve muhafızlar ve kraliçe arkaya giderler. Kilitle arkaya. Kapıyı. Arkaya geçerler. Geçin arkaya. Muhafız. Muhafız, gel buraya. Kapıyı kilitledikten sonra üstüne bir de konuşma yaparsın. Onu daha çok şey yani psikolojik baskı yap. Sana su da yok, yemek de yok, hiçbir şey yok. Hı? Eyvallah. Prodüksiyon. Hapishanede bir arkadaşı vardır. Onu yollayın içeri. Hapishane arkadaşını. Seyirciden mi geldi? Hayır. İçeriden gelecek hapishane arkadaşın. Onu da zindana atmışlar. Aslında o... Gerçek kraldır. Kraliçenin erkek kardeşidir. Onu zindana attırmıştır bu adi kraliçe. Zindan değil ama değil mi? Zindan. Zindan, evet. O dönem daha nokta yok. Yok. Tamam. Karışma benim laflarıma. Ağzımı açmayacağım. Bana girmeyin. Evet. Ve işkence aletini de getir prodüksiyon. O ne lan? İşkence aleti. Elektrikli sandalye. Miniğin koltuğu mu bu? Hayır. Elektrikli sandalye. Elektrikli sandalye. Kendi evet. Gider anlamında mı, çarpar anlamında mı? Ne?
ya. Hapishane arkadaşı nerede? Evet, hapishane arkadaşı. Siz işkence koltuğuna oturursunuz. Oturun oraya. Arkadaşım sen içeri girersin ve gizemli bir yabancı vardır koltukta. Ayağın kırılmıştı demin. Kimin? Senin. Yok. Kırıldı. Dizden aşağısı kırıldı ya. Hayır hayır, bir tanesi. Ya basabiliyorsun ama kayıyor hafif. Arkadaş elbisenin altında ne yapıyor? O içeri atılma sebebi o mu? Hayır, aslında gerçek kral o. Tamam. Sen şimdi gidip adamı çözmeye çalışman lazım. O da pek konuşan bir tip değil yani, böyle bir değişik. Evet. Geçmiş olsun. Selamünaleyküm desene! Fransa'dayım, zindandayım, selamünaleyküm diyorum. Normal ama mutlaka denk gelir değil evet. mi? Evet. Tamam, selamünaleyküm. Ah, sizi de mi attılar içeri? Çok saçma bir soru oldu bu değil mi? Siz ne tarafa gibi bir şey Neden oldu? Elektrikli sandalyede oturuyorsunuz diye sor. Neden elektrikli sandalyede oturuyorsunuz? Zengin misiniz? Bizim çünkü elektriğe verecek paramız yok. Biz normal. Çok saçma bir yere gidiyor bu diyalog. Beyefendi, ya. Şey zindan arkadaşı cevap verebilirsiniz. Sor. Neden elektrikli sandalyede oturuyorsunuz? Çünkü çok param var. Arkadaşım de ki sizin suç neydi? Çok. Ya işte hapishane muhabbeti yapsana adamla. Sizi rahatsız etmek istemiyorum ama sizin suçunuz neydi? Çok fazla paramın olması. Hadi Allah kurtarsın hocam. Gel buraya. Aa, olsun. He, şurada takılayım. Arkadaşım yapma. Şimdi git yanına. De ki ben bağlamanı çıkar. Bir türkü söyle ona. Mapushane türküsü. Kim söylüyor? Arkadaş olursunuz sen. Benim bağlamam yok ki. Var elinle bağlama. Şövalye gibi mi? Hayır. Her şeyi çantamda taşımıyorum değil mi? Arkadaşım. Yapma şunları. Bağlama çalan 1-0 öne geçer mapushanede. Otur. De ki sana de. Dertlisin belli ki, sana bir şey çalayım de. Dertlisin, sana bir şey çalmak istiyorum eğer sıkılmazsan. Memeler bu. Arkadaşım. Hem moral olur. Olur mu lan mapushanede? Ne kadar burada olur bilmiyorum ki adamım. Belki artık olmaz. Kafa... Olmaz. Olmaz. Orada olmaz. Evet. Başka türkü bul kendine. Evet. There comes a time. Yöresel mi? Ya fark etmez. O yöreden bir şey söyle işte. O olabilir. Dolana. Ay dolana. Ah arkadaşım. Dolana. Mapushane burası. Dertli bir şey çalman lazım. Ne Sen o zaman ağzını oynat. Müzisyen söylesin. Aldırma gönül aldırma desene müzisyen. Evet. 3-2-1 buyurun. Başın öne eğilmesi. Aldırma gönül. Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Arkadaşım çok güzel söyledi, etkilendin. Sen de ağlayarak de ki, ya ne olur benimle tanışın. Evet, tanış adamla. Ağlayarak git yanına. Sazlığa koyuyorum. Çok duygulandım de. Gerçekten çok duygulandım. Böyle bir yere düşerken artık hayatım bitti, hayatımın bir anlamı yok diyordum ama sizi tanıyınca... Ve havada mı duruyorsunuz siz? Ne oldu? Kendisi bir Jedi. Ne oldu? Obi-Wan Kenobi. Arkadaşım, aldırma gönlünü söyledi. Adam şey olarak Türk olabilirdi ki, Türk müsünüz de. Ben bu türküyü çok severim de. Çok affedersiniz, bir şey soracağım. Sizi rahatsız etmek istemiyorum ama siz Türk müsünüz? Türkü. Türkü. Türkü varsa olur. Tebrik ediyorum. O kadar rahatladım ki şu an. Sizinle tanışmak istiyorum. Yüzünüzü açar mısınız? Gel buraya! Ne yapıyorsun? Sazlı. Hayır. Hayır, gel yanına. De ki... Sen kendi derdini anlat. Ben bir sanatçıyım. Ben bu kraliçe sanatçılara karşı, sanata karşı kin duyan bir kraliçe. Sanatımı engellemeye çalıştı. Yaptığım resmi beğenmedi. Benim istediğim gibi yapmama izin vermedi. Dolayısıyla bu kraliçeyi buradan atmalara eşiğin ayaklandıracağım. İsyan çıkaracağım. Evet, şey gizemli yabancı der ki aslında öne doğru adım atar ve... Der ki aslında kral benim. O senin ablanmış, seni zindana attırmış bunu söylersin. Evet. Açar yüzünü ve isyanını dile getirir. Aslında kral benim ve
bütün bu bahsettiğin şeylere karşı isyanımızı her türlü yapıyoruz. Böyle iyiydi ya. Böyle değil. De ki kralım, sizin için ne yapabiliriz? Nasıl sizi tekrar tahta çıkarabiliriz? Bunun planlarını yapın aranızda. Buyurun. Kralım, sizin için ne yapabiliriz? Sizi tekrar kraliçenin yerine nasıl getirebiliriz? Dileyin benden ne dilerseniz. Hiçbir fikrim yok şu anda. O zaman bir tavla atalım. Yapacak bir şey yok yani. Arkadaşım. Olmaz kralım. Mutlaka olmaz. Bir şey bulmalıyız. Olmaz kralım. Mutlaka bir şey yapmalıyız. Yani o kadar nadide bir resim çiziyordum ki istemedim. Kral, çocuğu şey yapın, teselli edin. Ben sanatçıları çok severim falan. Siz öyle bir kralmışsınız. Ben sanatçıları çok severim. Ve sanatçıların sürekli desteğiyim. Ve hayatta. De ki ben şeydeyken, hapishanedeyken çok güzel şarkılar da besteledim. Size bir tanesini söyleyeyim falan tarzı. Evet. O tarz bir şey. Hemen şarkısını söyleyelim. Şimdi. Ama bunları hiç söylemesen. Evet. O sırada kral duvardan dışarı bakıp denize doğru şarkısını söylemektedir. Seni ilk gördüğüm günden beri unutamadım. Sana takıldı aklım, geceleri hiç uyuyamadım. Seni ilk gördüğüm günden beri unutamadım. Sana takıldı aklım, geceleri hiç uyuyamadım. Hiç mi sevmedin beni, gözyaşlarımı görmedin? Bana hiç mi değer vermedin? Hiç mi sevmedin beni, gözyaşlarımı görmedin? Bana hiç mi değer vermedin? Hala seni bekliyorum, umudum ufuklarda buldum. Buluştuğumuz yerlerde hep seni aradım durdum. Gece saçlım, hüzün bakışlım, seninle bir olup bulutlara. Gel gece saçlım, hüzün bakışlım, seninle bir olup bulutlara. Gece saçlım, hüzün bakışlım, seninle bir olup bulutlara. Gel gece saçlım, hüzün bakışlım, seninle bir olup. Arkadaşım, sen elektrikli sandalyeye dokunduğun için elektrik çarpmıştır seni. Elektrikli olarak konuşuyorsun bundan sonra. Kalk, çok... Ben niye kralı içeri attılar anladım ya. Niye? Şarkıdan. Arkadaşım, salaklık yapma. Kalk, kalk. Söyledi ki, kralım gerçekten bir çaresini bulmalıyız. Kralım gerçekten bir çaresini... Elektriklisin. Kralım gerçekten bir çaresini... olmalıyız. Yani bu şekilde kraliçeyi yenemeyiz yani. Ha. Evet, kralı davet et, oturtur sandalyeye. Sen de bir çarpıl kralım, gel, süper bir şey ya. Kral de ki, benim için hiç umut yok. Tam 30 yıldır buradayım.
Güzel, güzel. Buyurun kralım, benim için hiç umut yok. 30 yıldır buradayım deyin. Hiç önemli değil. Ben mi diyorum? Yok. Evet, evet. Siz diyorsunuz. Benim için herhangi bir umut yok. Ben yaklaşık 30 yıldır buradayım. Ve gördüğün gibi bu şekilde takılıyoruz. Tamam, ben rahatsız etmeyeyim. Taş. Hayır, gel buraya. Gel buraya. Ben bir çaresini bulacağım de. Tam o sırada kraliçe gelir. Kraliçe demir parmaklıkların arkasında alay eder onlarla. Evet arkadaşım. Ben bunun bir çaresini bulacağım. Serseriler, nasıl girdiniz? Nasıl girdiniz? Ha, nasıl koydum sizi zindana? El kol hareketi de yap onlara. Ha, tatlım, ufaklık. Sen ne yapıyorsun? 30 yıl oldu. Hatırladın mı beni? El hareketi de yap kardeşine. Hop. Çok kötü hocam. Ayak. Parmağınla falan. Bak, içeri sokuyorum. Demir parmaklar hemen bak, geri çek. Bak bak, sen de çektin, sen de çektin. Ne oldu ha? Hop, yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Hocam, el ele tutuşabilir miyiz? Kiminle? Beraber, hep beraber. Olur tabii. Elektrik verecek bana, tutma. Evet, çok akıllı. Şey, arkadaşım sen şimdi git kraliçenin yanına. Kraliçenin yanına git. Kraliçeyi kandır, krala de ki sen şimdi bak ben nasıl ondan açtırıyorum kapıyı. Sen şimdi bak ben nasıl açtırıyorum ona kapıyı. Kral sizinle ilgili çok acayip planlar yapıyor. İnanmam. Nasıl şeyler yapıyor? Burada parmaklık yok ki. Arkadaşım gel buraya. Evet, kraliçe der ki bana kül yutturamazsınız adiler. Burada çürüyerek öleceksiniz. Bana kül yutturamazsınız adiler. Öleceksiniz burada. Çürüyeceksiniz burada. Ay. Kendisi içeri gider, muhafız gelir. Ay. Muhafızı gönderirler. Muhafız. Ha, muhafızlar dünya gelirsin. Tatlısı geldi. Tamam, ben intihar ediyorum. Arkadaşım. Hem elektrikli. Yapma şunu. Evet. Muhafızlar gelir, sen kralın yanına oturmuşsundur. Krala şeyi anlatıyorsundur. Bir tane dizi vardır, onu anlatıyorsundur. Gel otur. Evet. Ya inanılmaz bir dizi kralım. İnanılmaz. Of be. Bu çocuk burada büyüdü. Buradan tabii rutubet kaptığı için normal tamamlayamadı gelişimini. Kraliçe de burada görevlendirdi onu. O bahsettiğim dizi inanılmaz bir şey. Daha yaklaşık 250 yıl sonra yayınlanacak. Çünkü daha televizyon olmadığı için. Tam o sırada gelirsin muhafız. Evet, konuş şeyler mahkumlarla. Demir parmaklar arkasından konuş. Benim... Evet, döndür, oradan konuş. Parmakları döndür abi, döndür. Hayır, arkanı dönme. Niye çocuğu şeye mayına atıyorsun? Evet, oradan konuş. Ne diyeyim? Ya söyle bir şey işte, muhafızsın. Ya. Yemek de yok, su da yok size. Aman ne büyük değişiklik. Peki, kralım nasıl gidiyor falan? Böyle labali konuşuyorsun kralla. Kralım nasıl gidiyor şarkı falan? Ne ayak? Kral. Biz oğlum bildiğin gibi işte. Şey neydi senin ismin? Saltuk. Mantık mıydı? Ha? Saltuk. Mantık ne ya? O tarz değil miydi? Mantık. Öyle bir şeydi. Saltuk, Saltuk. Saltuk, tamam. Saltuk. Saltuk, evet abi. Ya ne fark eder? İkisinde noktası yok. Evet, şey yap. Ne? Mesela onların doğduğu yer Çorlu ama Charlie de diyorlar. Yönetmen öyle... Arkadaşım. Size gir, tamam. Gir devreye. Sen bir kralla nasıl konuşuyorsun falan. Sen bir kralla nasıl böyle... O sırada çocuğa sarılır, arkadan şeker alırsın şey anahtarı. Evet. Sen bir kralla nasıl böyle konuşuyorsun? Ha, tikin mi var? Midir, ne yapıyorsun sen? Tikin mi var? Ne oldu? Tiki var. Kralım, a**tum. Yok ki. Buraları ağır çekimde yapacağız. Evet, ağır çekimde. Sen bir kralla nasıl konuşuyorsun? Sen bir kralla nasıl... Ya yapsanıza şunu. Bunu mu gardiyan yapmışlar? Ya Saltuk ne oluyor? Bir şey olmuyor. E yapsanız ağır çekimde şunu. Tamam yapıyoruz. Nasıl bir şey olmuyor? Yapmayacak, uzun yapma. Lan ne yapıyorsunuz? Şey yapmıyoruz. Ne ediliyor seyirci? Keşif yaptık. Tamam, evet. Saltuk'un bile yeni keşfettiği bir şey. Evet. Anahtarı almam lazım. Tamam, alalım. Sen bu tarafa bak abi, hiç dokunmayacağım. Kralla nasıl böyle konuşursun? Hayır, ağır çekimde. Kralla nasıl böyle... Biz görelim aldığın yeri. Alınca salla bize anahtarı. Nasıl böyle konuşursun? Krala atarsın anahtarı, kral pelerinin içine saklar. Saklar. Lütfen ve... bizi kralla yalnız bırakın. Tamam. Bırakayım mı?
Evet, söyle. Size su da yok, ekmek de yok, de git. Ekmek yok, su da yok. Bu sefer su yok, ekmek yok diyeyim ben. Değişik evet, arası değiştirsin. En azından menü masrafı yok. Yani. Teşekkür ederiz. Evet, yap hareketini git. Falan. Evet. Ve anahtarı alırsın. Sevinirsin. Sevinsenize. Sarılın birbirinize, sevinin. Çok anahtarı, sevinin. Anahtarı kaptık kralım. Anahtarı kaptık kralım. Kardeşim. Evet, kaçıyorsunuz. Açın. At arabasını, atlayın, kaçın. Alın. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Merdivenlerden saklanarak insenize. Al kralı arkana. Gelin kralım. Atlayın şuna. Oturun. Otur, otur. Kralım, otur. Kral hiç oralı değil, nereliyse. Tam kaçarlarken kraliçe balkondan, balkonda kraliçe şey yapmaktadır, baloncuk üflemektedir. Evet, sabun köpüğünden balon üflüyorsun kraliçe, onları görürsün. Alalım abi bunu bir saniye. Al balkon. Evet, balkondan görürsün onları tam üflerken. Binsenize at arabasına. Tam kralım inerlerken kral, kraliçe görür oradan, balonu üfler ve konuşur. Kralım, koşun. Of! Niye kaçıyorlar? Bağırsana muhafızlara. Muhafızlar! Muhafızlar! Müslüman sandalyeni versene. Şey, adam kral çıksın şeye, yukarı. Yakalayın, kaçıyorlar. Yakalayın. Yakalıyor muyuz? Ya gene mi bu geldi ya? Kralım, kralım at arabasına binin, kralım. Bence kral ata kaçırmış şoktan zaten. Kralım at arabasına binin, buyurun. Evet, muhafızlar koşturuyorsunuz. Böyle mi koşturuyorsunuz, burada mı? Ya koşuyorsunuz ama gelemiyorsunuz. Muhafızlar, koşun ama gelemeyin. Koş. Oradan uzaktan bağır, mantık. De ki, yakalayacağım lan sizi. Yakalayacağım lan sizi. Dikkat dikkat, muhafız sağa çek. At için bir sorun yoksa benim için de yok. Kestik! Ne yapıyorsun k***alı? Dört dala gidiyoruz. Sen dört dala gidiyorsun, kral oturuyor, amortisör mü var onun atında? Evet. Ha tamam. Paşa koltuğu. Evet. Büyüsen sen geçsene yerine. O k***cı kaçıyor ya. Çok yoruldu ya bugün. Evet. Müzisyen, çal sen de. Kraliçe bağırsana, yakalayın şunu salaklar, aptallar şeye söylesene. Yakalayın mahfuzu şunu, beceriksizler. Dur, yakalayın biraz çabuk ikisini de. Saltık dön de ki, yakalayacağız kraliçem. Diz yakalayacağız kraliçem. Diz çökerek konuş kraliçeyle. Koşarken diz çök. Koşarken diz çök kraliçeyle konuş. Diz çök, diz yanıma gelme. Ha, orada mı? Oradan giderken. Hem koş hem diz çök. Yakalayacağız kraliçe. Ya diz çöksene. Bence önce tuvalete gir. Önce tuvalete gir, sonra koş. Tutma. Zararlı. Saltık, dizinin bir tanesi yerde olması lazım. Diğeri koşuyor. Ben nasıl bir şey oldum ya? Ya, ya yap şunu. Ya. Söyle kraliçeye. Yakalayacağız kraliçem. Evet. Saltık, arkalarına geçmişsin koşarak. Biz artık saldık değil mi? Tamam. Evet, arkalarındasın. Tam yetişmek üzeresin. Elini uzatırsın. Kralı tam tutacakken arkadaşın müdahale edersin. Kral dersin ki hey dersin kralım. Sonra arkadaşım devreye girer. Evet, tam elini uzat. Hey. Bizlerin kesin ameliyat. Koşuyor muyum hali? Ve şeyden çıkmışlardır. Mantık ne yapıyorsun? Koşuyordum. Mantık. Nereye koşuyorsun? Mantıklı koşuyordum. Sen geride kaldın. Adam 5. vitese taktı, görmedin mi? Evet, geride kalmışsındır muhafızlar. Siz inersiniz aşağıya alkışlarla yerinize. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Sağ ol kardeşim. Ve kralı kurtarmışsındır. Kralı kurtarmışsındır. Evet. Gelmişsinizdir halkın arasına.
kralı kurtarmışsındır ve halka bir konuşma yaparsın. Ne yapıyorsun? Atı seviyorum. Ya kalk şuraya. Halka bir konuşma yaparsın. Kralım. Dersin ki ben sizi biriyle tanıştıracağım. 30 yıldır varlığından haberiniz olmadığı bir gerçek kral var burada diyeceksin. Ve ablası onu zindana kapatmış deyip kralı takdim edeceksin halka. Sonra kraliçeyi zindana attıracaksın. 3, 2, 1 gel halkın önüne konuş. Sevgili halkım. Halk şey yapsana. Ey hoy falan yapın. Evet devam et arkadaşım. Halk abartma. Sevgili halk. En az ben de kralı, size... Kralı size takdim edince büyük coşacaksınız. Evet. En az sizler kadar heyecanlıyım. Size... Hoy. Sen yapma. Ha pardon. Halk yapıyor sen. Özür hey halkım hey. Size bir şey söyleyeceğim. Hoy. Evet buyurun. O tek kişi halk o. Tek. Halkım o halk. Tek. Tamam. Tamam. Söyle. Ey halkım. Size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Yıllardır görmediğim... Arkadaş! Rap olur. Hey ho. Kafa gidiyor. Halk size... Hey ho yapmayın. Hey ye yo yi yo falan öyle. 30 yıldır bilmediğiniz bir gerçeği çıkaracağım bugün ortaya. Ama böyle yaparsanız paylaşamam yani. Arkadaşım! Tamam. Evet. Ve... 30 yıl önce bizlerden alınan gerçek kralımız nerede biliyor musunuz? İşte burada! Ve... Kraliçe! Ve kraliçeyi göstererek... Ne yapıyorsun? Atı beş. Hayır! Kraliçeyi göstererek kraliçe hakkında kötü sözler söylersin. Kraliçe var ya kaka, cız! Hayır! Öyle değil! Öyle değil arkadaşım. Şu şekil yani. Bu kraliçe var ya. Bu kraliçe hepimizin hakkını yedi. Kralı mahpusa kap... Mahpus muydu ne? Zindana kapattırdı. Ve öyle tatlı bir kral ki. Öyle güzel şarkıları var ki. Öyle tatlı bir kral. İnanılmazsın. 4 yıl birlikte yaşadık. Koyun koyuna. Ya, hayır. Ne tatlı adam. Çok güzel şarkıları var. Sanatı sanatçısı. İnanılmaz şarkıları var. Sanatı sanatçıyı seven bir kral işte. Kraliçe o yüzden onu zindana kapattırdı. Kraliçe sen çemkirerek gidersin. Yazıklar olsun. Demek sonunda ortaya çık. Çemkir ve git. Yazıklar olsun sana. Terbiyesizler. Kardeşine de bir şeyler söyle. Pislikler. Sen çocukken şöyle böyleydin de kardeşim. Sen de çocukken zaten sürekli her yere işeyip dururdun. Pis. Allah kahretsin be. Seni mi kral yapacaktık? Üstümüze başımıza her yerimize yaşayacak. Halk yuhalar kraliçeyi. Ve kraliçe dışarıda. Aa, ya ayıp. Dün öyle deniyordunuz ama. Kraliçe gider alkışlarla. Ve arkadaşım Kral Halil Sezai'yi öne getirir büyük alkışlarla. Halil Sezai. Kraliçeyi çağır. Kimi? Kraliçeyi çağır. Ezgi. Kraliçeyi alkışlat. Arkadaşım, az önce kralı takdim ederken yaptığın şeyi bir daha yap bakayım. Kral! Hayır, onu değil. Böyle aşağı göstererek elinle. İşte kral... Ha, onu. Kral diye takdim etti. Hayır, öyle değil böyle. Hey, yo, iyi. Ha. Evet, 7 yıldır yapabildiğin en güzel şey bu. Evet, öyle yaparak sahnenin önüne gel, ver selamını. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ezgi Mola. Fırat Parlak. Özey Artık. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Başlayın.